polisi bu çok fena. Günaydın, geliniz aydın, keyfiniz yerinde olsun efendim. Hoş geldiniz, sapalar getirdiniz. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin, merhabalar. Dop dolu bir programla karşınızdayız. Ya TikTok diye bir şey varmış biliyor musunuz ya? Ha? İşte böyle bir tane tik, bir tane tok, öyle bir şey varmış. Ha? Şimdi ben orada bir hanımefendi gördüm. Allah'ım neler yapıyor. Normalde de gayet ciddi de bir kadın ama arada bir gülüveriyor. Allah'ım her şey değişiyor. Vallahi Rabbim gülenlerden eylesin de. Her şeye tabii gülmeyelim ama hayatta bak şimdi bugün neler var mesela. Yeni misafirlerim var, ailemize yeni eklenenler var. Anam dur hediyelerim var, dur dur. Onlarla başlayayım sonra da size içeriği göstereyim. Bak dün geldi Emine teyzem, hediyeleriyle gelmiş. Şu patikler var ya, şu ört, sen ört, sen ört, ben pek severim. Bak Emine teyzemin kışın, çok seviyorum ben bunlar, o kadar kıymetli, o kadar değerli ki. Onun da dizlerinde sıkıntı var. Benim bir tane Cemile hocam var, onu getireceğim sana. Sağ ol aşkım. Sen de öylesin, sen de öylesin. Allah'ım ağrı sancı göstermesin. Ama şimdi yapmayayım da. Ama ben hediyeni aldım, kabul ettim. Çok da teşekkür ettim. Helal et hakkını. Sen helal et. Ay estağfurullah, estağfurullah. Şimdi hadi başlasın program ve bakın bugün neler 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 göreceksiniz Zahide Yetişledi. Teşekkür ederim. Zaten bir tane marka ayakkabımız var. Sosyal medya fenomeni. Lana, lak, heron, kat, lana, lak. TikTok Zeynep geliyor. Hadi ama kırılmadı ya. Ne yazık ki kırılmış. Bu kız çok komik. Tabiliyormuşum ergenlere. Bunu diyene de bir kertenkele. Zahide'nin mutfağında. Konuşulur repleri geri. Geri. Kelimeni sana geri verir. Fero. Bilineli baba gibi serin. Kan. Komedi tavan yapacak. Sakın kaçırmayın. Bel fıtığı için sahte doktora gitti. Çok kurtulamıyorum ben, dayanamıyorum ağrımı. Belini çektirdi, vücudu yamuldu. Hiç ayakta kalamıyorsun, biz seni hemen bir tekerlekli sandalyeye alalım. Zahide Yetiş. Gerçekten bir de ağrı çektiğinde yüzünden çok belli. Acılar içinde kıvranan İzmirli Dilek Hanım'ı. Ben kalkıp yürüyemedim, kilitlendim. Birazdan ameliyata uğurlayacak. İnşallah kurtulacağım. Bazıları kalp yapar ya, ben onu da çok merak ediyorum. Doğuştan bir elinin parmakları olmayan... Ellerin yok, aynı benim ayaklarıma benziyor. Diyarbakırlı Sümeyye'ye müjde. Burada büyük bir şansımız var. Profesör Doktor Fatih Parmaksızoğlu. Bizim önceliğimiz fonksiyon kazandırmak. Sümeyye'ye ne önerecek? Hastaya bunu öneriyoruz. Erkeksin diyorlardı. Henüz 17 yaşında ve yüzündeki erkekse tüylenmeler hayatını kabusa çevirdi. Liseye gitmek istiyordum, arkadaşlarım olsun istiyordum ama. Yüzündeki kıllanmalar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan güzeller güzeli Ayşe. Ya iyileşmek istiyorum, düzelmek istiyorum. Canlı yayında Zahide Yetiş'in konuğu olacak. Ben dışarıya çıkarken tedirgin olmak istemiyorum. Ha babam, güm güm güm, ha babam, güm güm güm. 22 yaşındaki 97 santimlik 11 kiloluk Sefa. Sen kimsin? Sefa çık. Sefa mısın? Ha babamın efsane oyuncularıyla buluştu. Ya Sefa, sen de mi bu ha babam sınıfına karıştın he? Hadi. Güdük Necmi'nin sofa esprisi. Çık dışarı. Minyatür delikanlı Sefa'yı. O da kim? Nasıl gülme krizine soktu. Sefa ne yapıyorsun abi? Daha bugün yazıldın, hemen kopya çekmeye başladın. Öylesi ne görüldü? Bıçağı boğazıma dayadı. Ne de duyuldu. Dur ne olur, orada yanıyor. Genç kızın merdiven korkusunun nedeni ne? Dur ne olur dur. Yozgatlı Teslime Ayten merdivenden niçin korkuyor? Dur dur dur. Dur dur kızım. Korkuyorum ya. Çok şaşıracaksınız. Kızım iki merdiven vardı. Ya açılamıyorum işte. Hepsi ve daha fazlası az sonra canlı yayında Zahide Yetiş'le de. Değil mi?
Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Yeni başlıyoruz Zeynep. Yeni başlıyoruz. Efendim bugün dop dolu bir programla karşınızdayız. Önemli kararlar var, zor kararlar var. Sağlıkla ilgili atılan adımlar var. 2 yaşındaki kız çocuğunu trafik kazası geçirecekken tutamıyor annesi. Kakiplenip kalıyor. Ne kadar acı bir şey bir anne için siz düşünün. Ve stüdyomuza geldi. Tanıdınız onu. Bugün onun için çok önemli bir gün. Hayatının değişeceği gün belki. Sümeyyen burada. Bugün onun da hayatı değişecek. Çünkü doktoruyla birebir konuşmasını izleyeceksiniz. Bir karar vermek zorunda. 4 parmağı yok sol elinde. Bakalım onun için önerilen çözümlere o ne diyecek? Ya teslime, teslime değil mi? Hah, ya sana öyle bir cümle kurdu ki bizim Ömür. Dedi ki ölümden korkar gibi bir şeyden korkuyor. O kadar büyük bir korku. O korku ne desem hayatta aklınıza gelmez. Neden korkabilir? Ölümden korkar gibi korkuyor. Ne olabilir? Allah şu anda şoktayım zaten. Bak benim hiç 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Merdiven inip çıkmaktan korkuyor. Aa, bayağı. Şimdi merdivenden neden korkulur? Mutlaka bir şey var ama konuşacağız onunla da. Hoş geldin kuzum sen de. Hoş bulduk. Ve nasıl güzel görünüyorsun kız desem kimse inanmayacak. Aslında yüzünde sakallanma var. Fakat çok da belli değil şu anda ama var ve vücudunda da var. Ve biz bu aşırı tüylenmeyi aslında daha önce de gördük programlarda. Dünya güzeli bir kızımız var ve onunla da konuşacağız. Ona da inşallah çözüm olacağız. Ama çok da güzel görünüyor maşallah. Şimdi maşallah. Eşiniz eve geç gelirse ne yaparsınız diye soracağım ama önce müsaadenizle buradan sorayım. Herkese tekrar günaydın. Eşiniz eve geç gelirse ne yaparsınız bir karı koca da buradayken şimdi... Herkes buraya yazacak. Sen ne yaparsın? Vallahi biz genelde hiçbir şey yapmıyoruz. Yapamazsın. Sadece haber yapsın. Veriyoruz birbirimize. Ha, işte habersiz bak. Habersiz eve geç gelirse eşiniz ne yaparsınız diye soruyorum. Instagram'a gönderiyorum. Hadi yazın merak ediyorum ne yaparsınız. Bu arada şimdi sen fenomen olmuşsun annem ya. Bu videolarını izledim bayıldım bayıldım. Öyle mi? Genelde pek bayılmıyorlar, ayılıyorlar. Yani. Ayıltan videolarını bir biz de izleyelim mi şöyle? İzleyelim. Ay sabah sabah keyfimiz yerine gelsin. Bence hadi de. Buyurun Zeynep'le tanıştıralım sizi tanımayan varsa. Valla biraz şey ya bipliyorlar biplemesek. Ya bu enteresan bir yazılım diyeyim. Bu arada Instagram'a gönderiyorum. Sen bana yemek de yapacaksın bir de hikayeni anlatacaksın. Karı koca geldiler nereden nereye? O kadar enteresan şeyler var ki bu işin içinde. Beyefendi ateistmiş. Sonra 2 tane kitap yazmış. Üstelik de kitapları çok da enteresan. Biri namazın manevi ilmi hali. Diğeri de bir arkadaş olarak Hazreti Peygamber. Yani oradan buraya. Sen de öyle annem, sen de nerelerden nerelere? Benimki tam tersi. Biz de aşırı yani aşırıdan normale. Normale. Normale dönüyoruz. Peki bir neler yapmış bir izleyelim. Zeynep nasıl başlamış bu işlere? Normal bildiğin yurdum kadını, evet. Karadenizli bir kadın, evet. Neşeli, dünya güzeli. Ama nasıl girmiş bu işlere? Çok enteresan. İzleyeceğiz ama neler yaptığına devam edelim. Dese bile susmayı bile ölürüm olmam sistem kurbanı. Ne okula ne okula oymadım hiç. Zihnimi ben yönlendirdiğimden öğretmene gerek duymadım hiç. Hitap ediyormuşum ergenlere. Bunu diyen de bir kertenkele. Noel babasından para dileniyor ben. Seviyorum işte. Ben bayağı rap söylüyorum biraz değil bir de yani. Seviyorum yani. Seviyorsun evet. Da. Ya takılmayı da öyle. Ya şimdi sen bir tane parçaya yapmışsın böyle bir şey. Evet. Parçanın anlamı sizlere yani çok fena. Fakat bilmiyor. Maalesef. Ne dediğini bilmiyor. Söylüyor. Evet. İlk o zaman mı böyle bir yükseldi? Ya o kelimeden dolayı bence öyle bir patladı. Yani normal belki normal rap söyleseydim belki o kadar patlamayacaktı. Halkımız biraz biliyorsunuz öyle kelimelere müsait değil. Söyleyemiyorum. Evet. Peki ne o mu? Yok o değil değil mi? Ha peki bir izleyelim bakın neler söyledi. Neler söylemiş. Kabulardan almam biraz garibime gitti. Bu ayakkabılar ya. Saçmalama. Pardon ben mi yanlış hatırlıyorum? Ciyaklamak istemiyorum siz ama. Siz normal misiniz ben ya? Ben gayet normalim. Nerede senin bu ayakkabıların? Çalındı değil mi? Zaten bir tane marka ayakkabımız var onun.
kolum çok acıyor. Hadi ama kırılmadı ya. Ne yazık ki kırılmış. Bir süre alçı takmak zorunda kalacaksın. Harika. Gerçekten de tekiymişim. Doğru. Konuşulur repleri geri. Geri. Kelimeni sana geri verir. Fero. Bilinili baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geliverin. Canım. Çıkın bana geliverin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Of. Sıcak oldu dedi gibi nenin. Açar eminim. Bunu canlı yapalım mı? Olur. O bölümü verir misiniz? Yani videosu var da ben sadece sesini istiyorum. O rap kısmı var ya. Bir de sen bayağı rap seviyorsun da yani. Evet evet. Bayağı evet, evet. Yani. Yani bayağı. Geçmişimde de var yani. Sevdiğim bir alan. Ne diyorsun ya? Evet, evet. Bu arada beyefendinin hiç sesi çıkmıyor. O ağır abi. Daha... bir neşeliye bir abi söyleyiz evde. Yoksa sorma. Anlaşamayız zaten. Ya. Kaç senelik evlisiniz? 20. 20. İki tane evlat. Evet. Allah bağışlasın. Erken evlilik olunca. Ne güzel işte. Yani yavaşça. Çocuklar büyüdü yani bizden çıktı. Ha, biz geç yaptık. Şimdi onlarla beraber biz tekrar büyüyeceğiz. Olsun. Ne güzel. Yani ama erken olması daha iyi oldu. En azından biz kendimiz hayatımızı yaşıyoruz. Sevdi de aldı. Görücü usulü mü? Gördünüz mü? Sonradan birbirinize aşık oldunuz. Evet. Aşık mısınız hala? Tabii tanıdıkça daha çok aşık oluyorum. Tanıdıkça daha çok aşık. Evet. Vay. Yani sevgi diyelim yani hani böyle daha yoğun oluyor. Peki şimdi bu soruyu Instagram'a yükledik. Bu arada yazmaya başlayan arkadaşlar neler yazmışlar acaba? Eşiniz haber vermeden eve geç geldi. Ne yaparsınız? Ne dersiniz? Siz niye güldünüz? Yaptınız mı hiç öyle bir şey? Hayır canım. Yok. Yok. Yani haber veririm genelde de o yüzden. Mutlaka. Haber. Her seferinde. Evet, evet. Hiç haber vermediğiniz olmadı mı? Yok. Hanımdan biraz çekiniyor muyuz? Hayır, bu nezakettir. Saygı duyuyorum. Ha bak, ne güzel görüyor musun? Bu nezakettir. Peki ola ki vermedi haber, ne yaparsın? Bir tatar alırız illa ki. Ne yaparsın? Tatara yani kızarız. Ha, nasıl kızarsın mesela? Neredeydin, niye geç geldin? Hani sorarım yani biraz sert usulüple tabii onu. Anam. Karadeniz insanıyız o kadar. Karadeniz'de erkekler mi daha sert, kadınlar mı daha kadınlar. Sert? Kadınlar. Ha, kadınlar. Hem çeneliler, evet. Adamları yer bitirirler. Bıktırırız. Aman aman. Peki hazır mı müziğimiz? Müzik hazır mı? Gel şimdi böyle yanıma gel. Dur benim yerime Zeynep'i görün aslında. Bakayım nasıl ama yakın beraber gibi yakın. Yapardık. Beraber yapardık. Ben onları bilmiyorum kız nasıl mı yapılıyor sen bana öğret. Şöyle yapayım. Şöyle işte. Şöyle şöyle. Böyle. Gibi serin. Yap bakayım. Bu gece de bana geliverin. Canım çıkın bana geliverin. Devam devam. Bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin. Of sıcak oldu dedi gibi nenin. Açar eminim. Bir şey söyleyeceğim daha kız başlayacak da bitirmeniz ya. Dur bir dakika dur. Şimdi bir şey söyle. Aranıza geçmek istemiyorum. Sen şu tarafa geç bakayım. Kocanın yanında daha bir böyle duruyor. Şimdi müzik başlayacak. Yüzü yakın gör ama canlı canlı yapalım. Öyle beni koymayın ben beceremiyorum. Sen ya rahat rahat alan yap. Alan dar ya burada. Alan dar. İstiyorsan öne geçelim. Yok yok yok. O kadar tamam çekil. Eli çekil. Sen de çekil. Çekil. Abi sen de çekeyim. Tamam. Evet. Üçün alan senin. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ver gitsin. Kelimeni sana geri verir. Fero. Bilinili baba gibi serin. Kanım. Bu gece de bana geliverin. Canım. Çıkın bana geliverin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Of. Sıcak oldu dedi gibi nenin. Açar eminim. Şarkı da kesilince. Şey bozuluyor yani. Bak şimdi nasıl yapıyor onu böyle şöyle şöyle bir şey yani. Yani hep belirlidir o zaten böyle. Ama sen durup durup gülüyorsun sonra. Ya ben hep zaten kendi videolarımı da izleyip gülen bak 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 bizim Elif'e bak bak. O da tam bu şey. Bak. Ben müziksiz bile yaparım ya. O yapabiliyor yani. O bayağı çılgın benden de çılgın. O içinden çalıyor. Beni sorma. Burada kimse bilmiyor ya aslında. Allah'tan bilmiyor yani Allah'tan bu huyumu. Allah'tan bilmiyor sus. Allah'ım. Peki şimdi... Sana diş yaptırayım mı? Vallahi ben... Yoksa böyle güzelim ne gerek var mı diyorsun? Yok ben seviyorum evet barışırım kendi dişlerimle zaten. Bir de sponsor olarak geldi kabul etmedim zaten. Ha yaptırmak istediler. Evet evet istediler. Abi bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bence. Ve bu senin karakterin doğal, özün evet, olmuş. Evet evet. Karakteristik özelliği var. Bir yapın olmuş. Evet, evet. Aynen. Peki, ben de seviyorum. Bence de sev. Peki bu ilgi alaka hoşuna gidiyor mu? İnsanlar tanıyorlar mı seni? Çok fazla var işte. Ona da şaşırıyorum. Yani hani her ortamda tanınmak yani mesela hani ummadığınız yerde bile tanıyorlar. Başına enteresan şeyler geldi mi? Enteresan değil. Sürekli resim. Yani ne güzel abla işte resim hani hep sevgi. Mesela o nefret yazanlar hiç gelmedi. Ay niye nefret hani yorumlar yani sosyal medyada diyelim ona. Peki şimdi yemek de yapacaksın sosyal bize bugün. Sosyal medyada evet. Hadi yemek yapalım. Tamam. Karadeniz deyince kara lahana gelir. Bir de dolması. Kara lahana dolması yapalım. Evet. Hadi buyurun. O zaman mutfağı size bırakayım. Eşiniz size haber vermeden eve geç kaldı. Ne dersiniz? Ne yaparsınız? Kapıda kalan beyefendiler olur mu acaba?
Bakalım neler yazmışsınız. Aa, kocam da beğenmiş. Direkt burada cımarısını görüyorum. En önde çıkıyor. Bakayım. Şimdi. Genelde büyük tepkiler alır. Neyi eşler, alır? Eşler. Ha. Nasıl? Eşler tepki alıyor mu? Size söyleyen oluyor mu? Eşinizi gördük, karınızı gördük sosyal medyada diye. Zaten o olay bana yansıdığı için benim dışımdaydı zaten olay. İlk çıktığında. İlk çıktığında dedi eşiniz fenomen olmuş. Ha. Ne işi var sosyal medyada bilmem ne falan. Bir kapalı hanımefendinin orada ne işi var karınızın, çekin onu oradan falan. Ben de onlara dedim ki ben onun sahibi değilim, eşiyim. Bir alkış rica ediyorum burada ya. Çok güzel bir cümle, bugünün cümlesi. Yani ben biz birbirimizin sahibi değiliz. Aynen, biz birbirimizin eşiyiz. Şu dünyada eşlik ediyoruz birbirimize. Zaten birbirimize sahip olmak önemli değil, layık olmak önemli olan. Ben de layık olmaya çalışıyorum. Ya bir olur. Alkış daha isteyeceğim ya. Birbirimize sahip olmak değil, layık olmak önemli. Ya şunu bir altyazı olarak verseniz arkadaşlar ya. Abi sen neymişsin? Ne cevherle? Kız sen ne şanslı kadınsın. Çok elhamdülillah. Dur o kadar hızlı gitme, dur, ne yaptın bana, bir anlat. Neler koydun bir şimdi, anlat. Şimdi soğanımız var 2 tane. Bulgurla pirinci karıştırıyoruz. Ha, öyle. İkisini de karıştırıyorsunuz. Evet. Maydanoz, karabiber, etimiz var, kuşbaşı. Hı. Konuyor etimiz. Şimdi karabiber. Koy bebeğim. Onun üstündeyken koy, ben tamam. Daha çok göstereyim. Şöyle biraz. Ha. Öbürlerinden dolmanın içini hazırlıyoruz. Eti koyacağız. Koyayım mı şimdi? Ben. Koy bebeğim elinle. Elimle koyuyorum. Aman koy kendi evimizin mutfağı. Evde yani ne yapıyorsan burada da öyle. Yani geçsin değil mi yemeğe? Bence de öyle. Hani hamur işlerinde falan tamam oluyor da hani elimizi daha elimde sonra kullanacağımız için. Ben azıcık da kekik koyuyorum etli olduğu için. Kara lahana dolması yapıyoruz. Karadeniz usulü. Karadenizli Zeynep Hanım geldi. Evet. Eşiyle beraber. Sana güzel itfaplar ediyor mu kız eşin böyle evde? Yani, yoksa bu böyle bize mi? Özellikle, yok hep öyle o. Hep öyle. Çok aşırı ince ve hassas bir beyefendidir. Kız kaşık yok mu Elif? Aa, var, olmaz evet, mı? Evet. Ha. Buyurun. Teşekkürler. Yani çok hassastır, çok incedir. Mesela doğum günlerinde uyandığımda mesela o gün öyle bir döktürüyor ki ona karşılık ne vereceğim diyorsunuz ya. Yapma ya. Çok fazla. Ya, neler, ne yapıyor peki sana? İltifatlar mı, mektup mu yazıyor, şiir mi yazıyor? Yok işte mesela bir resmimizin üstüne yazı döktürüyor. Ondan sonra işte yemeğe falan işte hani klasik ay, hediyeler güzel ya, falan. 20 senelik evli görüyor musun? Bizimkiler nasıl acaba? Herkes kendininkini bir düşünsün bakalım. Bence peki, de düşünsün. Eş seçimi çok önemli ya bence. Ben bir şey soracağım ya. Çok alakasız bir şey soracağım da. Kıyma olsa olur mu? Niye et? Vallahi orada öyle mi yapıyorlar? O. Yani öyle yapıyoruz biz kendimiz. Ha. Daha lezzetli. Daha lezzetli. Ama kıymayla da yapılabilir tabii, tabii. Herhalde. Tamam. Ha, o daha iyi görünsün diye böyle tutuyorum tamam, aşkım. Tamam. Sen şimdi evdeki gibi düşünme, herkes görsün şimdi. Öyle, doğru. Bir taraftan. Aslında hem iş yapıp hem konuşmak çok zor bir şeydir. Çok zor. Ama çok gevezi bence olduğum için her yere yetebiliyorum. Hiç, gerçekten dediği gibi geveze mi? Konuşkanım yani, belli olmuyor. Konuşuyor, ben kitaplarımla beraberim. O konuşuyor, ben okuyorum, devam ediyorum. O hala konuşuyor. O kitap okuyor, ben konuşuyorum. Bazen kızıyor bana, neden cevap vermiyorsun? Siz o sırada dinlemiş oluyor musunuz? Kitaba dalmış oluyorum. Yarı dinliyorum, yarı kitaptayım. Kendi kendime konuşmuyorum herhalde ben de. Demek ki devamlı arada konuşunca şimdi adamcağız da arada da kitaba da vakit ayırıyor konuşurken. Evet. Ama gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Ya. Evet, İki cümle ikisi de yetti. Yetti, gerçekten süper. Şimdi, bu arada bir şey daha söyleyeceğim Zahide'cim. Burada çok güzel bir şey oldu. Hem bulgur hem pirinç var. Evet, normalde hanımlar evde dolma yaparken de mutlaka hem bulgur hem pirinç koysun, yapsınlar. Evet, çünkü gerçekten dolmasına da çok lezzetli daha oluyor lezzetli biber dolmasına da. Ama nasıl saracak merak ediyorum. Görelim bakalım nasıl saracak. Kocanız size haber vermeden eve geç kaldı. Ne yaparsınız? Sen sarmaya başla, ben de cevapları okuyayım. Seda diyor ki gelir gelmez sorarım. Hayır mı şer mi diye sorarım önce diyor. Bak Allah korusun, haber vermediyse demek ki bir şey olmuş mu diye merak etmiş. Emine Hanım diyor ki haber vermeden geç gelirse ney onu giyinmiş bir vaziyette bekler. O içeri girer girmez ben dışarı çıkarım. Bak görüyor musun? Kaçıyorum. Kız adam 1'de 2'de geldi, nereye gideceksin o saatte? Peki Tuğba diyor ki ortalık yangın yeri Zahide abla. Çok kıskançlık da var ya şimdi işte. Sen kıskanç mısın? Yok. Değilsin. Biz rahatız ya. Değişik bir tipiz biz. Kız rahatız ne demek yani? Yani normal insanlar yaparsa gibi yapsın değil. Değil herhalde. Hayır öyle değil. Ha. Yani çok böyle birbirimize iyi anlaşan bir çiftiz. Yani birbirimizin gözü arkada kalmıyor hiçbir şey. Asıl soruyu sormadım sana. Buyurun. Kayınvalidenle aran nasıl? Rahmetli oldu Allah'tan. Seni kahretsin.
Allah nurlar içinde yatırsın, bizi erken bıraktı. Espri tabii bu ama. Ya Allah nurlar içinde yatırsın gerçekten yani, de. İyi kadındı anam. Ama şey hiç yükü olmaz. Ne gelirdi ne giderdi, tam istediğim model. Böyle mutlu mesut yaşadık. Bitmez. Çok severdi beni ama. Sever miydi gerçekten? Evet, evet. Ramazan Bey ne diyorsunuz? Allah rahmet eylesin öncelikle, başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşın? Kız gülme, Allah seni kahretmesin. Dediğime gülüyorum şu an. Kaç yaşında vefat ettin? 70 yaşında Allah, vefat ettim. Tam Allah kıvamında. Bak 70'inde diyorsun, kız yani, daha 50'sine yeni başlıyor hayat. Yok, ben de öyle vefat etmek isterim. Yani elden ayağa düşürmeden Allah. Sen kaynanan gibi bir kaynana olmak ister misin? Hiç çocuklarına yük olmadı kadının yani, isterim. Yük olma dedi, gelmedi gitmedi yani. Gelmedi gitmedi, aramadı sormadı. Aa baba, çaktırmadan da bak, ne demek aramadı sormadı canım. Ya öyle düşkün senden bir anne değildi. Senden korkusunu arayıp sormasın. Yok yok, ben çok yakındım zaten kayınpederime falan. Hani biz yaşlıları bırakma yok bizde, bakarız yani biliyorsunuz. Tabii canım, aynen. Yani altını üstünü her şekilde bakarız. Bakılır. Biz de ileride bakalım başımıza neler gelecek yani. Hem de hayırdır, sevaptır, güzelliktir, evet. Örf ana nedir de. Aynen. En iyi anlaştığınız konu neydi kayınvalidenle? Gelip gitmemesi diyecek şimdi. Sorumsuzluğumuz. O da İkiniz de mi öylesiniz? O da çocuklarına çok düşkün değildi, ben de. Çok benziyoruz o yönde. Nasıl çocuklarına düşkün değildi? Yani şöyle, ben mesela çok anaç bir tip değilim yani. O nasıl oluyor? Niye yani mesela önceliğim çocuklarım ya? Hiçbir zaman olmadı. Önceliğim kendim. Yapma ya. Ben mutlu muyum? Mutluyum. Çocuklar... Kız çok şey, enteresan şeyler söylüyorsun şimdi. Evet evet, tepki de alabilirim ama öyleyim ya. Ya da şöyle, biz aile binası, ben kendi annemlerin binasında oturuyordum. Sen zaten bıraksan da çocukların gidecek yeri çok yani. Çok evet yani, çok böyle tutucuyuz biz. Kaç yaşında çocukların? 20 kız yaşında, erkek. İki erkek, 20 yaşında, zaten 16 yaşında. Zaten artık ya. Büyütene kadar hep annem baktı, ben bakmadım yani. Allah Allah. Benim kendi annem baktı. Peki bir şey söyleyeceğim, biz buna daldık, daha senin fasulye ne fasulye kavurması turşusun var. Tamam. Sen bunu bana bırak, sen ona devam et. Peki. Bak, heh, bir taraftan tamam. Onun tarifini al. Şu dolmayı. Peki en anlaşamadığınız neydi kayınvalidenle? En anlaştığınız konu sorumsuzluk şimdi... dedin de en anlaşamadığınız. Anlaşamadığımız şöyle, çok şeydi o. Mesela belden altı böyle rahatsızdı. Oturarak da olsa illa o bulaşığı yıkayacaktı. Diyorduk yani, bırak ya. Azıcık otur da. Ha. Yıkarız, kaçmıyor ya bulaşık canım. Bak. Yani biz yaparız dedim yani. Mutfakta dursun öyle yani. Hani sen hani yaşlıydı yani, büyüğümüz ya. Ha. Yok illa inat ederdi, biz gelinler, beş geliniz. Beşiniz de orada duruyorsunuz, kadın gidip bulaşık mı yıkıyordu? Dedikodu var şimdi, etmesin. Muhabbet var orada. Kız mutfakta yapın hep beraber. Kadın içi kaldırmıyor, eskiler titiz temizdir yani. Aha, öyleydi öyle. Ama bak kadın haklıymış be, siz de. Ya beş gelin biraz... orada duracak, ben gideceğim orada bulaşık yıkayacağım. Vallahi dağıtırım. Kaldıramıyordun ortamı. Çok inattı, bir kere oturdu kız ya. Kız inadından değil, kadın titizmiş orada bulaşık dururken burada. Evet evet. Beş gelinin oturması biraz abes yani. Annem siz ya diyoruz ki izleyin. Hani ayrılığı bir görüşüyoruz ya mesela. Otur diyoruz hani, yaparız daha biz kalkınca. Siz yok. Kalkana kadar kadın kalp krizi geçirecekmiş demek ki. Demek ki kalkmıyormuşsunuz yani. Yok kalkıyorduk. Ya görümcem falan da vardı. Bekardı mesela o zaman. Çok mutluydum. Ben koca tarafımı çok seviyorum mesela. Hani genel olarak böyle. Ama ne güzel. Çünkü ya o... işin bu arada bunların hani bir kısmı da böyle işin şakası falan. Evet evet. Yani çok ciddi ciddi söylüyor da. Yok. Ama hani işin esprisi. Benimkisi genelde ciddi yani gerçek. Sen de şaka gibi söyleyip. Kakara kikiri yapıp söylüyorsun vallahi. Ona da her şeyi. Diyordum ben ona. Ya ne çok diyordun? Rahatım ben. Yani böyle pek korkusuz bir tipim yani. Evet ya. Darılacak, kırılacak pek sıkıntı çekmem. Direkt derim yani. Yüzüne, gerçekten yüzüne. Enteresan bir karakter ben söyleyeyim. Ama beni çok seviyordu işte. Yüzüne diyordum ya ondan herhalde. Diğer gelinlerle aram nasıldı? Eltilerinle. Eltiler, ben hiç eltilik yapmadım. Yani şey olarak. Onlar sana yaptı mı? Yani sen kaçıncı ben gelinsin? Ben yapmayınca onlar da yapmıyor tabii. Sen kaçıncı gelinsin? Ben 3 numarayım. Ha küçük de var, büyük beş, de var senden. 5 eltiyiz biz. Ha ama bir şey söyleyeceğim ya. Sen gelinlik giydin mi? Giymedim. Ha bak buraya kadardı. Ha onu da bastırdılar. Kim bastırdı? Türkiye. O ne demek ya? Espri yapıyorum yine, ha, bu espriydi. Ha. Ha. Bu arada yemeği bir anlat, ne yapıyorsun, sonra bu gelinliğe dönelim. Tamam. Şimdi turşu kavurması yapıyorum. Tabii bol soğanla yapıyoruz biz. Bir de büyük büyük doğruyoruz soğanları. Böyle küçük küçük doğramayız, ağza gelecek soğan. Ha. Ah tereyağı bak onu. Soğanları ne güzel elinde. Tereyağımız yok mu kız bizim? Var, olmaz olur mu? Var mı? Ha, var, tereyağıyla var. Biraz ama hafif. O tereyağı sana yeter mi onu bilmiyorum. Bizimki yok, maşallah bol bulmuş. Tereyağı doldurur, tuz doldurur. Karışık evet. Şeker doldurur. Ama bu yeter herhalde değil mi? O çok bile ya. Çok ben bile. Yalnız, biraz ondan biraz güzelmiş, sıvı ya. Biz güzelmiş, bayıldım. Tamam. Su gibi.
Biz bu lahanaları nereden aldık ya? Vallahi çok güzelmiş. Gizemciğim çok güzel aldı. İşte Gizem teşekkür ediyorum vallahi çok güzel. Şimdi onu biz ocağa koysak mı? Şu gelinliği anlat bakayım. Soğanı bunu kapatıyor muyuz? Buraya? Sen onu bir taraftan yok kavuralım. Ha, tamam. Ben ocağın altını yakıyorum. Yak annem sen. Ziyan olmasın. Gelinliği niye giymedin? Gelinlik giyemedin. İşte yani o zamanki fikrimizle. Yani o günkü anlayış. Anlayış, bakış açımızla işte. Ha gelinlik giymek. Muhafazakar kesim zihniyetiyle değil. Niye onlar da yapıyorlar ya düğün? O zaman yok günah olayı vardı. Allah Allah gelinlik günah. Giymedim işte ben bir de rengini bile aynı giymiyorsunuz sarı giydim. Allah Allah. Bir dakika cuma günü hocama soru çıktı o zaman. Bak Mustafa Karataş hocama bu bölümü lütfen keselim. Ondan sonra soralım. Peki şimdi giymek ister miydin? Yani artık isterim tabii o bir içimde bir burukluğu kaldı. Giydirelim mi? Giydirelim. Ellerimi yıkayayım bir dakika. Giydirelim mi? Dur size sorayım. Giydirelim. Tamam. O içindeki şeyler ben gitsin. Size yine şurada kaşık var. Tamam çok iyi. Şu kaşığı alayım. Duymuyorsun değil mi sen? Çok seviyorum. Yok. Ya size de damatlık. Bak bu giydiğin ne? Bu giydiğin ne? İşte bu gelinlik dedi bu işte. Ha ama bu gelinlik değil ki ya. Değil işte. Gelinlik değil işte ama gelinlik olarak onu giydim işte. Ha. Bir de resim olayı da o zaman hiç çekilmiyor. Şimdi tabii videolardan ha. Çıkmıyorum. Evet ya. O zaman resim bile çektirmiyorduk. Resimleri hep yırtmıştık yani. O Allah bir tane Allah. İşte öyle kalmış garibim orada. Senin de içinde kalmış belli ki. Kalıyor otomatikman yani şey olarak. Ya neyse dur yaşanmamış bakalım. Oluyor. Vardır Rabbimin bir bildiği. İnşallah. Peki anlat bakalım şimdi ne yapıyorsun sen? Şimdi işte soğanlarımızı kavuruyoruz. Turşunun. Diğer tarafta bol soğanlı kavuruyor. Sonra bol ne yapacaksın? Tereyağı. Bol sınıyor. Soğan tereyağı ile kavruluyor. Sonra? Evet. Ondan sonra turşumuzu kavuracağız işte. Dökeceğim içine. Turşumuz da burada. O sadece bak yapılmış fasulye turşusu. Evet, evet. Soğanla, zeytinyağı. O zaman fasulye turşusunu nasıl yapıyorsun onu anlat. Fasulye direkt turşu olarak geldi de. İşte öyle becerilerim yok. Yani bunları hep annem yapıyor. Allah'tan annem var ha. İşte benim... Dişlerimin aralığından mıdır nedir? Çok kısmetli bir tipim ya. Diyorlar ya zengin olur diye. Oldun mu zengin? Ya elhamdülillah yani kimseye muhtaç olmuşsun. Bence olmuşsun. Yani, ve böyle bir kocayla olarak, zengin evet, olmuşsun sen. Aile olarak Allah da, sağlıklı öyle. Da iki evlat vermiş. Evet. En büyük zenginlik. Daha ne olsun? Aynen. Tamam işte karnın doyuyor. Sırtım Allah'a pek. Allah'a bin şükür. Annem takviyeleri yapıyor domates sosu şey falan. Kız kaç yaşına geldin? Hala annem mi yapıyor? O da işte hep kızıyor. Niye hiç sorumluluk sahibi olmuyorsun diye. Sevmiyorum ben sorumluluk sahibi Senin olmayı. Senin içinde büyümeyen bir çocuk var. Evet evet. Hala kafam ergen gibi yani. Yani evet, ergen çocuklar hiç uslanmaz. Siz yoksa bu şeyleri çekemezsin zaten o videoları. Hani normal zaten niye bu kadar çok izleniyor? Hani normal çekebilecek olanın dışında bir figür görüldüğü için orada enteresan tabii geliyor. Tabii tabii şimdi benim yaşımda ama işte... yüzün genç senin belli yani. 38 mi? 38 evet. Daha 38 ne ki ya? Kilo var ya işte daha büyük gösteriyoruz tabii kilodan dolayı. Hiç zayıflamaya çalıştın mı? Yok hiç sevmem. Ben yiyerek mutluyum asla aç mutlu olamam. Ölürsem de tok ölmeyi tercih ediyorum. Ana bizim bir Hakan'ımız vardı böyle diyen ya. Peki şimdi çok önemli bir dakikaya geldik aslında. Dilek hatırlarsınız dedim ya programın başında 2 yaşındaki evladı bir anda caddeye fırlıyor ve Dilek bir şey yapamıyor. Çünkü hareket edemiyor ve kilitleniyor bir anne için tahmin ederseniz ki bu felaket bir şey. Allah'tan çocuğu tutuyorlar kurtarıyorlar. İşte o Dilek bana geldi üstelik de gidip başka yerlerde belinde çektirmiş. Çok fecaat bir durumdaydı bir izleyelim görüntüsünü sonra Dilek'in şu anki durumundan haberdar edeceğim. Hem de çok önemli bir durumda şu anda. Doğum yaptı, belindeki iki fıtığın ağrısı daha da arttı. Hastane dolaşan Dilek Taht'ta ağrılarının geçmesi için tavsiye üzerine soluğu kafasından ve ayaklarından vücudunu çekerek tedavi ettiğini iddia eden bir doktor da aldı. Orada bana gittiğimde belime bir krem sürüldü. Sonra kafamın altına sünger gibi bir şey sokuldu. Ayaklarımdan da beni çekildi. Ama ağrıları daha da arttı ve vücudu yamuldu. Son çareyi Zahid Yetiş'le WhatsApp ihbar hattına başvurmakta buldu. Yürüdüğüm zaman yamulma var. Şöyle de size gösterebilirim yamulma. Arkamda bu şekilde. Benim şu an bütün çocuk olarak sinirlerim bozuldu. Yamuk olduğunda. Zahid Yetiş'in daveti üzerine stüdyomuza gelen Dilek Hanım, yaşadıklarını doktoru operatör Doktor Kerem Bıkmaz'a canlı yayında anlattı. Dilekçim bana doğru yürür müsün lütfen? Gelebilecek misin?
Yani hani bunun işin yaşı yok ama Dilek gerçekten bir de ağrı çektiğinde yüzünden çok belli. Çok MR çektirdim, orada çıktı. İki ne tane çıktı? İki teşhis tane fıtığım var dendi. Dilek Hanım ilk muayenesini canlı yayında oldu. Değerlendireceğiz. Ona öyle göre de ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Yayınımızın ardından tetkikleri için operatör doktor Kerem Bıkmaz'la buluşan Dilek Hanım'ın ağrıları daha da dayanılmaz bir hal almıştı. Çok kötü ağrılarım var. Dayanamıyorum ağrısını. Gece uykuyorum, gündüz uykuyorum. Yani tahmin edemiyorum ağrıları. Ayak kütlerimde sanki dikenler batıyor böyle. Yani ölmek... Yani lavaboya gidemiyorum, yani lavaboya bile gidemiyorum. İnşallah kurtulacağım. İnşallah. O zaman çok bekletmeyelim. Hadi büyük buluşmaya geçelim. Evet, geçelim. Merhabalar hocam, kolay gelsin. Merhaba. Dilek Hanım'ı getirdik size. Dilek Hanım, bu ne hal? Görüşmeyeli daha da beter olmuşsun evet, sen. Daha da beter oldum hocam. Daha da beter oldum. Daha fazla iğne vurdurmaya başladım. Sen hiç ayakta kalamıyorsun. Biz seni evet, hemen bir tekerlekli sandalyeye alalım. Sol bacakta mı ağrı? Evet, sol bacakta. Bana bir ağrının şiddetini söylesene. Hiçbir şekilde oturamıyorum. Yürüyemiyorum da artık. Lavaboya gidemeyecek hale. Yürümek istiyorum artık hocam. Gerçekten. Yatakta oturmaktan çok sıkıldım. Haklısın. Evet, düzenlemek istiyorum hocam. O yüzden size emanet ediyorum. Sen hiç merak etme. İnşallah. Hadi gel bir bakalım şimdi. Ah. Belinde büyük bir patlamış fıtık var. Bak bu senin sinirin. Siyah olan. Burada kemik kanalın içerisinde ezilmiş. Ezilmiş sinir. Sinir ezildiği için... bacağa doğru ağrı yapıyor. Daha önemlisi artık kuvvet kaybı başlamış. Biz seni iyi edeceğiz Allah'ın izniyle. Çocuğuna, o 2 yaşındaki evladına mutlu bir şekilde döneceksin. Ama bunun için... Şimdi stüdyomuza dönelim ve operatör doktor Kerem Bıkmaz Dilek Hanım'a nasıl bir tedavi uygulayacak hep birlikte görelim. Ah bu ağrı sancı, hele gencecik bir kadında olunca daha da fena. Ama şimdi önemli bir noktadayız. Dilek ameliyata girmek üzere. Sizden dua istiyoruz. Bir ameliyata giren, ameliyattan çıkmak için bekleyen yakınları olan herkese duamız. Ama bugün Dilek'le operatör doktor Kerem Bıkmaz bizimle beraber, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı. Sevgili Zeynep hocama soralım hemen. Hocam ne kadar sürecek ameliyat? Şimdiden size kolaylıklar diliyorum inşallah. Kızımızı sağlıkla, sıhhatle, huzurla evladına kavuşturacağız bugün inşallah. Merhaba Zayda Hanım. Hiç merak etmeyin, emin ellerde. Şimdi Dilek'i gördünüz, VTR'de biz de burada izledik. Maalesef yanlış tedaviler sonrasında ya, bu noktaya kadar gelmiş. Bacağı vuran inanılmaz inanılmaz bir ağrısı, yaşam kalitesi tamamen bitmiş durumda. Bizim kliniğimize geldikten sonra filmini tekrarladık ve filminde zaten büyük olan fıtığının daha da büyüdüğünü gördük. Yani bu yanlış uygulama neticesinde, bilim dışında yapılan yanlış müdahaleler neticesinde mevcut patlamış fıtığı daha da büyümüş ve bu noktalara gelmiş. Şimdi biz ona yarım saatlik bir ameliyat uygulayacağız. Bir mikro cerrahi uygulayacağız. Mikroskop altından ufak bir kesiden girerek siniri sıkıştıran büyük parçayı alacağız. Ve ondan sonra neticeyi inşallah hep beraber izleyeceğiz. Yani o bacaktaki ağrı ortadan kalktıktan sonra duruş bozukluğunun nasıl düzeldiğini. İnşallah, aslında ameliyatlardan bu kadar korkuyoruz ama doğru hastayı ameliyat ettikten sonra neticelerin aslında nasıl iyi olduğunu inşallah hep beraber gözlemleyeceğiz. İnşallah hocam, çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'ye güzel bir örnek olacak. Kerem Bıkmaz sağ olun hocam, çok yaşayın. Size kolaylıklar diliyorum, ekibinize kolaylıklar diliyorum. Dileğim kalbimiz, dualarımız seninle beraber. 2 yaşındaki evladın seni bekliyor biliyorum. İnşallah ona tez zamanda kavuşacaksın. Hiç merak etme, tamam mı bir tane? Rahat rahat gir, huzurla keyifle çık ameliyattan inşallah. Canım benim. Merhaba Zayda Hanım, şu an inanılmaz heyecanlıyım. Bir an önce iyileşeceğimi düşünüyorum.
İnşallah. Hocamın inşallah. Sayesinde inşallah bu ağrılarım bitecek. Bir an i̇nşallah. Önce kurtulacağım. İnşallah bir yani tane. Şu an inanılmaz derecede heyecanlıyım. Ağrılarım bitecek çok şükür. Ayağa kalkacağım. Çocuğumla ilgilenebileceğim. İnşallah. Evimle ilgilenebileceğim. Yani yürüyebileceğim. Bunu anlatamam yani. O iğnelerden kurtulmuş olacağım. Zayda Hanım bir an önce ayağa kalkacağım. Sizi çok seviyorum. Çok ben teşekkür ederim. Çok bana yardım ettiğiniz için. Yani sağ ol kızım. Doktor biz de seni seviyoruz. Her şey evladın için çok inşallah. Çok teşekkür ederim size. Sağlıkla sıhhatle gir, sağlıkla sıhhatle çık. Ameliyattan korkmasınlar. Ben korkmuyorum artık. Kurtulacağım çünkü. İlk önce Allah'ın izniyle, sonra hocamın izniyle. Hocam beni kurtaracak. İnşallah. Ben inanıyorum buna. Pek çok doktorumuz çok var. Zayda Hanım. Böyle başarılı, iyi yürekli, iyi niyetli. Seviyorum seni. Seni ameliyata gönderiyoruz. Biz bir ara veriyoruz. Dönüşte ölümden korkar gibi merdivenden korkuyor. Bu nasıl olabiliyor? Bir de saç simülasyonu diye bir şey çıkmış biliyor musunuz? Saç ektirme değil. Mustafa duyuyor musun? Senin özellikle dinlemen lazım. Bak saç ektirme değil ama saç böyle enteresan görünüyor. Bir anda dolu veriyor. Bütün ayrıntılarını soracağım hiç merak etmeyin. Hemen geliyorum. Bazıları kalp yapar ya, ben onu da çok merak ediyorum. Doğuştan bir elinin parmakları olmayan... Ellerim yok. Aynı benim ayaklarıma benziyor. Diyarbakırlı Sümeyye'ye müjde. Burada büyük bir şansımız var. Profesör Doktor Fatih Parmaksızoğlu. Bizim önceliğimiz fonksiyon kazandırmak. Sümeyye'ye ne önerecek? Hastaya bunu öneriyoruz. Az sonra canlı yayında Zahid Yetişte'de. Sümeyye'nin doğuştan dört parmağı daha kısa kalmış. Uzamamış yani. Sümeyye'cim hoş geldin tekrar. Hoş. Artık bakıyorum o kadar elini saklamıyorsun. Yok. İlk geldiğin zaman da böyle hiç göstermiyordu. Esra İzmeci de bizimle beraber uzman psikoloğumuz. Hoş geldin Esra'cığım. Şimdi sana bir video izleteceğim. Bu senin doktorunun, profesörümüzün sana mesajı. Ve senden bir karar vermeni isteyeceğim. Ona göre yol alacağız. Hazır mısın? Hazırım. Sümeyye kaç yaşındasın? 21. 21. Hayallerin var. Var. Yapmak istediğin şeyler var. Buraya gelirken de pek çok hayalle geldim. Bakalım doktorumuz senin hayallerin için ne diyecek? Hayaller ve gerçek tabii farklı ama tıp ne istiyorsa, ne yapabiliyorsa şu anda dünya üzerinde ben sana onu göstermiş olacağım. Tamam mı? Profesör Doktor Fatih Parmaksızoğlu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, mesajını hep beraber izliyoruz. Buyurun. Bizim önceliğimiz fonksiyon kazandırmak, daha sonra kozmetik olarak mümkün olduğunca düzeltmektir. Burada büyük bir şansımız var. Hastanın baş parmağı tam ve çalışmakta. Diğer dört parmak ise sadece tarak kemikleri gelişmiş olarak doğmuş. Ayaktan ele parmak nakilleri yapılabilir ama bu çoklu nakillerin gerek kozmetik gerek fonksiyonel olarak yeterli bir tatmin yaratmaması sebebiyle bizim önerimiz hastanın tarak kemiklerinin uzatılarak baş parmağın karşısında bir yakalama alanı oluşturmak ve böylece elin fonksiyonunu arttırmaktır. Bunu yaptığımız takdirde kısa da olsa parmakları oluşturursak dış dünyada kullanmak için bu parmaklar sadece parmak protezleriyle daha görüntüsü kabul edilebilir hale gelir. Hastaya bunu öneriyoruz. Şimdi profesörümüzü duydun kuzum. Sen şu ayak parmaklarından alınarak el parmaklarına eklenmesi mi yoksa protezle parmaklarının uzatılması mı sana daha mantıklı geliyor da hangisini seçeceksin ki doktorum diyor ki ayak parmağından alırsak fonksiyonel olmaz, verimli olmaz. Çok zor bir karar. Zor. Zor ama şöyle düşün, en azından bir karar aşamasındasın şu anda. En azından seçeneklerin var. Hem de çok bence çok güzel bir seçenek. Fonksiyonel olarak elini bir kere kullanabilecek avantajlı bir konuda. Aslında olumlu tarafını da görmemiz lazım. Bir kere zaten bir elden bir parmaktan çok daha fazlasısın. Sadece hiç onu kullanmamış eline bakarak. Şimdi zaten onu fonksiyonunu aldıktan sonra o kadar içsel olarak da gelişmeye başlayacağız ki görmeye başlayacağız. Bir elden çok daha fazlasısın çünkü. Evet. Teşekkür ederim. Ya bilmiyorum. Olmasını istiyorum sadece. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Benim için çok zor bir karar. Profesörümüz bu konuda çok başarılı. Ve böyle operasyonları yapan birisi zaten. Hı-hı. Şimdi ayağından alınması demek ayağında da bir yara oluşacak.
Orada da bir sıkıntı oluşacak. O da bir seçenek. Ama bir kere gerçekten büyük bir şans. Tekrar bir eline bakabilir miyim? Bak baş parmağında hiçbir sorun yok. Diğer elinde getirir misin? Bak iki ele baktığımda yani baş parmaklar kullanılabiliyor. Bir buna göre biraz daha küçük ama en azından çalışıyor. Hı hı. Sadece bu dört parmağında. Ama bunlar da Allah'tan her sıfır değil. Buraya kadar var zaten. Benim anladığım kadarıyla bunu uzatacak ve bunu ayak parmağından daha fonksiyonel olarak kullanabileceğini söylüyor doktor. Ya bunlar kolay operasyonlar değil Sümeyye açıkçası. Ama en azından bir şansımız var. Yani yapabileceği ya böyle yaşayacaksın ki böyle yaşamak da mümkün. Hiç ağrı sancı çekmeyeceksin. Hiç operasyon geçirmeyeceksin. Böyle yaşayacaksın. Ya da bu arada tabii Sümeyye'nin asıl bana gelirken yaşadığı travma istemeye geliyorlar. Sonra kayınvalidesi evet, elini görüyor şey ve vazgeçiyor. Yani o da o asıl travma sebebi. Yoksa insana sen demezsin ki bu eksik ama fazla şey o anlamıyor. O zaten çok kötü bir kayınvalideymiş. Bu zaten iyi ki olmamış. Evet iyi ki olmamış. Yani kendi zaten, oğlunda olsaydı ne yapacaktı evet, acaba? Evet kendi oğlunda olsaydı muhtemelen oğlunu çok iyi överdi. Tabii. Bence onun kişiliğiyle alakalı. Biz kendimiz nasıl göründüğümüzle ilgili iyi bir fikrimiz olacak. Elimizi fonksiyonel olarak kullanmak önemli. Bence kullandıktan sonra zihnimizi, aklımızı, okulumuza gideceğiz, eğitimimiz olacak, potansiyelimizi kullanacağız. Biz bunu görmeyeceğiz bile. Biz onu yapmaya kendi çalışmamız. Kendi gördüğü için aslında. Kendi de görmez olacak. Değil mi? Çünkü öyle bir potansiyelini ortaya koyacak ki o ona batmayacak bir süre sonra. Peki Sümeyye ne düşünüyorsun? Bak üç seçenek aslında. Ya hiçbir şey yaptırmayacağız. Hiç acı çekmeyeceksin böyle kalacak. Ya ayaklarından alınacak ama onu doktor tavsiye etmiyor. Yani profesörün de bildiği bir şey var. Diğeri de buraya ekleme yapılacak. Tabii onun ayrıntıları var. Fakat ondan daha fazla verim alırız. Daha fazla elini kullanabilirsin diyor. Ben tekrar doktorumla görüşmek istiyorum. Peki kuzum sana bütün ayrıntılarını anlatsın. Tamam mı? Aklında sorular varsa birebir sor. Karar ver. Kararını bana söyle. Böyle yolumuza devam edelim. Tamam mı? Tamam. Tamam mı kuzum? Peki şimdi elinle operasyon olduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Yani bizim yapamadığımız, diğer elinle yapamadığın neyi yapmak istiyorsun? Ya ilk önce şöyle açıp dışarıda yürümek istiyorum özgürce. Kimse bakmadan, kimse eleştirmeden sadece yürümek istiyorum. Ya tek hayalim o. Artık üstünü örterek dışarıda dolaşmak istemiyorum. Yani o sadece. Peki bir şey soracağım. Yeni tanıdığın insanlar fark ediyorlar mı hemen elini? Sürekli sakladığım için fark etmiyorlar hemen. Sonradan gösterdiğim zaman üzülüyorlar. Sen mi gösteriyorsun? Yani ben gösteriyorum. Neden gösteriyorsun? Bilin diye mi? Bilsinler diye mi yani? Yani bilsinler diye. Peki neyi düşünüyorsun? Yani bilirlerse ne olacak? Ya bilirlerse sonradan bilmeleri benim için daha çok acı veriyor. Bağlılık yaşıyorsun. Bağlandıktan sonra onu öğrenip giderler diye korku ha, biz duyuyor. Biz şeyden mi bahsediyoruz? Bir erkek arkadaştan mı bahsediyoruz? Yok, yok genel olarak. Genel evet, hepsinden olarak. Bahsediyorsun. Hı hı. Yani belki de bıraksan onlar görmeyecekler bile bir taraftan. Ama bak bu işin uzmanları var. Esra Hanım da en iyi uzmanlarımızdan birisi. Aslında bu duygunu belki biraz yumuşatabilir. Evet. Ben Esra ile sizi baş başa bırakayım. Ha? Ha öyle mi? Peki. Merhabalar hoca. Hocam merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Videonuz için teşekkür ediyoruz. Bu araştırmayı yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Önemli Sümeyye size birebir soru sormak istediği için. Sağ olun iyi de uygun zamanınıza denk geldik Fatih Bey. Sümeyye sor doktoruna bak karşında profesörümüz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba Sümeyye iyiyim sen de iyisin. İyiyim çok şükür sayenizde daha da iyi olacağım. Desteğiniz İnşallah. İçin çok teşekkür ediyorum. Var mı sorun hocamıza? Hocam aslında sizinle yüz yüze görüşmek istiyorum. Şu anda çok heyecanlıyım ve soru sormak biraz şey geliyor. Söylesene tavsiye ettiğiniz yöntemi tavsiye bana. Tavsiye ettiğiniz bir şey var şimdi, mı? Şimdi evet burada daha evvel de videoda bahsettiğim gibi fonksiyon çok önemli. Çünkü çevremizdeki her şey iki elimizi kullanarak yapacağımız şekilde dizayn edildiği için insanların bu şekildeki bir doğuştan gelen sakatlığı onların hayatını biraz zorlaştırıyor. Bu sebepten fonksiyon birinci derecede önemli. Tabii ki kozmetik de eller devamlı göz önünde olduğu için kozmetik de çok önemli. Bunları da tabii ki göz önüne almak lazım. Şimdi ayaktan dört tane parmağı ile nakletmek mümkün. Bunun tabii ki bir takım riskleri var. Bu riskler nedir? Bunlar ayaktan alınacak.
bir ameliyat masası üzerine konulacak ve mikro cerrahi yöntemler kullanarak bunları eline monte edeceğiz. Bir kere ayak parmaklarının görüntüsü çok hoş olmuyor. Bunu yaptığımız zaman biz erkek hastalarda ve daha çok fonksiyonel amaçlı yapıyoruz. Hayatlarını kazanmasına destek olsun diye. Ama bir genç kızın elinde ayak parmaklarının görüntüsü açıkça söyleyeyim biraz itici oluyor. Bunun yerine benim önerim, çünkü orada dikkat ederseniz parmakların bir kısmı var. Bu parmakları yaklaşık 3 santim, belki daha da çok uzatabiliriz. Uzattığım zaman kabul edilebilir sınırlarda bir görüntü olacak. Bunların baş parmağın karşısında yakalama yüzü oluşturacak şekilde bir eğim vererek yaptığım zaman hem görsel olarak hem de fonksiyon olarak çok iyi sonuçlar elde etme imkanımız var. Garantili bir ameliyat. Ayaktan ele nakillerde bazen bu ameliyata başlasak bile sonunda istediğimiz neticeyi alamayabiliriz. Neticede mikro cerrahi tekniklerde belli bir risk vardır. Ama uzatma ameliyatlarında böyle bir risk yok. Benim şahsi önerim gerçekten uzatmayla daha iyi sonuç alacağımız yönünde. Peki bu uzatma operasyonu ne kadar sürüyor? Oraya yapacağınız ek nedir? Şöyle yapılıyor. Özel aletler takılıyor. Bu aletler günde 1 milimetre çevriliyor. Yani yaklaşık 30 günde 3 santimlik bir boy ilavesi kazanıyoruz. Daha sonra vücut o açılan iki kemik arasını kendi dolduruyor. Yani ha, kendi yapılacak... tamamlıyor. Evet. Yani günde 1 milimetre uzattığımız için bu bacak uzatmalarında da aynı metotları uyguluyoruz. Kol uzatmalarında da aynı metotları uyguluyoruz. Vücut bu germe hareketiyle ileri derecede bir kemikleşme faaliyetine girişiyor. Bir arayı dolduruyor. Sümeyye, hiçbiri kolay değil. Ama doktorumun tabii söylediklerini son derece ciddiye almak lazım. Deneyimli bir profesörün ve bu işin en iyilerinden birisi. Peki ne kadar süre sonra bu elini kullanmaya başlayabilecek Sümeyye'miz? Böyle bir biraz uzatma olursa miktarına da bağlı. Yani uzatmayı yaklaşık 3 santim için bir ay kabaca, bir ay 10 gün civarında düşünmek lazım. Aradaki kemiğin de oluşması yaklaşık 2 ay. Yani kabaca 3-3,5 ay tahmin ediyoruz. Peki diğer parmakları kadar uzun olacak parmakların mı? Parmakların deri kısmı oluşmuş. Fakat içindeki normal kemikler olup uzayamadığı için o parmaklar deri şeklinde duruyor. Bizim uzatacağımız kemikleri biz o deri cepleri içine yönlendirebilirsek gittikçe daha parmak formatında bir yapı oluşacak diye düşünüyorum ki çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Yani deri kendi kendine tamamlayacak, uzayacak. Öyle hayır, içine doğru tamamlama... Şimdi, boş bir parmak içine doğru kemik derdi bizim tarafımızdan. Yok, kemiğin üzerine örtecek diye. Daha format olarak, görüntü olarak daha uygun bir tablo ortaya çıkar. Yani ayak parmakları biraz itici olacaktır. Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica Profesör ederim. Doktor Fatih Parmaksızoğlu, sağ biz olun. Biz organize olduk. Sümeyye karar verdiğinde ona her türlü desteği vermeye hazırız. Peki. Kararını verdin mi Sümeyye? Ben ayaktan değil de uzatmayı daha çok... Bana da öyle bakıyorum. Mantıklı geldi bak hocam öyle söyleyince. Evet, hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam binlerce teşekkürler. O zaman her zaman hastamızın yanında. Sağ olunuz. Aha. Biz Sümeyye'yi size tekrar gönderelim ve operasyonumuzu o zaman gerçekleştirelim. Biz de zaten takipçisi olacağız ve inşallah iyi sonuçları da görmeye burada yayında devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sümeyye zor bir karar biliyorum ama çok güzel haber. Henüz 17 yaşında ve yüzündeki erkeksi tüylenmeler hayatını kabusa çevirdi. Liseye gitmek istiyordum. Hı. Arkadaşlarım olsun istiyordum ama. Yüzündeki kıllanmalar nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan güzeller güzeli Ayşe. Ya, iyileşmek istiyorum. Düzelmek istiyorum. Canlı yayında Zahidi Yetiş'in konuğu olacak. Ben dışarıya çıkarken tedirgin olmak istemiyorum. Şimdi canlı yayında Zahidi Yetiş'le de. Bir genç kız, evet. Bir başka genç kıza el verdi şimdi. Sümeyye kararını verdi. Operasyonda yanında olacağız. Ayşe, gel kızım, gel yanıma. Ayşe gelirken bir taraftan da Ayşe'nin sıkıntısı ne? Bak ne güzel makyajını da yapmış, gelmiş.
Ayşe'nin problemi aslında çoğu kızımızda olan bir problem. Herkes saklıyor, gizliyor, utanıyor, sıkılıyor. Yapmayın böyle. Bu gerçekten içimizden geliyorsa çözümünü de bulacağız. Bak yüzünde çok belli olmuyor ama şurada gerçi birazcık. Şurada, şu kısımda birazcık belli. Yok, şu kısımda daha çok belli. Şuralarda ama fazla kıllanma neden oluyor? Sizde varsa çözümü nedir? Konuşacağız efendim. Önce görüntülerimizi bir izleyelim. Sakallısın diyorlardı. Erkeksin diyorlardı. Ayşe Kılıçalp henüz 17 yaşında bir genç kız. Yüzündeki ve vücudundaki kıllar tüm hayatını alt üst etti. Peki daha mı çoktu eskiden yani? Hani ilaç falan kullanmadan önce daha mı çoktu? Aynen, daha çoktu. Nerelerinde vardı mesela yüzün? Şuralarında komple var işte. Hı-hı. O kadar. Boynun altında var mı peki? Var. Daha çok dışlanıyorum. Okulu bu yüzden bıraktı. Bu rahatsızlığından dolayı mı okula gitmedin? Evet. Kendin mi bıraktın yani? Evet. Ne zaman, yani kaçıncı sınıfa kadar okudun? 8'i bitirmedim. İlk ergenliğe girişle beraber bu rahatsızlığın başladı galiba. Aynen. Ondan sonra okula da gitmek istemedin, öyle mi? Evet. Peki yani gitmek istememenin sebebi sadece bu mu, yoksa okuldaki arkadaşlarının sana herhangi bir şeyler söylemesinden mi kaynaklı vazgeçtin? Söyledikleri için gitmiyorum zaten. Sıraya geçip tek ağlıyordum sürekli öyle. Yüzündeki aşırı kıllanma nedeniyle arkadaş edinemedi. Çevremde pek yok. Arkadaş çevrem yok. Fazla konuşmuyorum kimseyle. Hatta bu yüzden kendisini eve hapsetti. Fazla gezmiyorum, çıkmıyorum dışarıya fazla. Oysa hayalleri bambaşkaydı. Hayal kuruyordum, liseye gitmek istiyordum. Hı. Arkadaşlarım olsun istiyordum ama nasip değilmiş. Ayşe o kadar güzel bir genç kız ki kendisi yüzündeki kıllanmadan dolayı buna bir türlü inanamıyor gibi. Peki sen yani hiç müdahale ediyor musun? Bir makineyle ya da jiletle falan hiç kesiyor musun? Yoksa başka türlü nasıl yani onların kısalması? Kuaföre gidiyorum. Hı-hı. Jilet kesinlikle sürmedim yüzüme. Hı-hı. Sürmem de zaten. Bazen makine, bazen ağda işte. Sadece yüzünde mi bu daha fazla yükselmiş? Vücudumda da var. Hı-hı. Sadece yüzde değil diyorsun. Evet. Ayşe'nin annesi Asuman Hanım da kızının bu durumuna çok üzülüyor. Bir an önce iyileşmesini ve akranları gibi yaşayabilmesini diliyor. Kızıyordum, Ayşe neden çıkmıyorsun? Hani arkadaşlarım, komşular bilmem dalga geçiyor benimle. O üzüldükçe biz de üzülüyoruz. Ne olmasını istiyorsunuz peki? Tedavi görmesini istiyorum. Hı-hı. İyileşmesini istiyorum. O da her genç kız gibi. Hep ağlıyor. Hani görüyorum, gizli gizli ağladığını da görüyorum. Hı-hı. Ayşe neden böyle yapıyorsun? Hani dışarıya çıkamıyorum. Dışarıya çıktığım zaman dalga geçiyorlar benimle. Hı-hı. Diyorum takma, boşver. Bir sürü insanlar öyle var. Ama yine de takıyor kafaya. Ayşe yüzündeki ve vücudundaki erkek tipi kıllanmadan kurtulup utanmadan, sıkılmadan yaşamak istiyor. Ben dışarıya çıkarken tedirgin olmak istemiyorum. Ya iyileşmek istiyorum, düzelmek istiyorum. İnşallah kızım, o yüzden buradasın. Asuman Hanım gel, gel kızının yanına gel, gel. Gel, kıyamam, gel. Bak sen böyle ağlayıp üzülürsen kızına da moral veremezsin sonra. Tamam mı? Ha? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ona moral vereceksin. Sen ona iyi şeyler söyleyeceksin. Dine göre daha iyiyim ama. Değil mi? Dün bir geldi, titriyordu böyle. Aynen. Dün kötüydün ama bu bir de bugün makyajını yapmışsın böyle. Bugün daha bir enerji dolu geldi. Süpersin. Bak burası ortam bile seni daha çok iyileştirecek. Aynen. Merak etme. Gerçekten çok iyi. İyi mi? Evet. Alıştın mı buraya? Aynen. Bir de bak görüyorsun, herkesin başka bir derdi var. Yani evet. Herkes derman bulmak için bir vesile kıldı Rabbim bizi, geliyor. Neler nelerle karşılaşıyoruz burada. Bak biraz Teslime ile tanıştıracağım sizi. Ölümden korkar gibi merdivenden korkuyor. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmemiştim. Limon yiyeni gördüm. Ne o? Tavanın yiyeni gördüm. Beton yiyen gördüm. Hani farklı farklı şeyleri gördüm. Merdivenden bu kadar korkan hiç görmedim. Yani burası dünyanın aslında... merkezi gibi bizim için. Çünkü bir sürü şey var. Aslında bir sürü problem. Aslında kendi problemimizin de çok da büyük olmadığını, yalnız olmadığımızı da görüyoruz burada. Tabii ki öyle. Aynen öyle. İyi misin? Ha? İyiyim.
Neler söylüyorsun peki böyle anne kız yan yana geldiğinizde neler konuşuyorsunuz? Ya ben en çok teyzemle samimiyim. Öyle mi? Evet. Teyzenle dertleşiyorsun. Aynen. O da annen anlatıyor çok, merak etme öyle olur bu işler. En çok teyzemle dertleşirim. Her şeyimi teyzem biliyor. Genç bir teyzen. Evet. Kaç yaşında? 30 yaşında. Ha, ondan. Bu siz abla kardeş gibi olmuşsunuz ya. Arkadaş gibiyiz. Arkadaş gibisiniz. Aynen. Ne güzelmiş. Benim arkadaşım teyzem. Başka arkadaşın yok mu? Bir tane vardı. Onunla da pek fazla görüşmüyoruz artık. Ha. Aslında bir de yani sahip olduğumuz rahatsızlıktan çok çevremiz de bizi hasta ediyor. Çevredekilerin bakışları, zaten insanların onlar, şey yani onlar. Onları bir de çok fazla takmak kafamıza bizi daha çok rahatsız tabii, ediyor. Ne diyorlar peki sana? Ya çok dalga geçiyorlar. Yani sakallı diyorlar, sakallısın sen diyorlar, erkeksin diyorlar. Kim bunları çok söylüyor? Okuldaki arkadaşlar. Yani ben okuldayken tek başımaydım. Hep yalnızdım. Okula gitmek istemiyordum. Derslerin nasıldı peki? Ya çok iyi sayılmaz, çok da kötü değildi, normaldi. Yani kendime göre hayallerim vardı, herkesin kendine göre hayalleri vardı, benim de var. Neydi o hayaller? Anaokulu öğretmeni olmak ya, istiyorum. Ne güzel bir şey bak. Yani ben olabilirsin, ben, buna bir engel değil ki. Ben iliştikten sonra okuluma devam etmek istiyorum, okumak istiyorum. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum nasip olursa inşallah. Olur da kuzum. Evet. Anaokulu öğretmenliği çok da yakışır sana. Çok da güzel bir meslek. Gerçekten. Ama bu görüntü, bak şu anda mesela evet burada biraz var ama bu tüylenme pek çok işte var. Bak polikistik over sendromunu biz burada çok defa konuştuk aslında. Senin düşündüğünden çok fazla insan var. Yani belki de onların hepsi pek çok bize geldiği için. En çok seni ne zorluyor? Bir yere gidip oturup bir şeyler yemek içmek mi? Sokakta olmak mı? Ya, okul hayatı mıydı? Şimdi eve mi kapandın? Yani aynen. Şimdi bu tabii çok ağır depresyona da sebep olabilir. Tabii. Bir de bazen biz mutsuzluğumuzu mesela anne de çok mutsuz. Tabii. Bazen paylaşıyoruz yani aile içindeki bir mutsuzluk tüm aile üyelerine sıçrıyor. Onun için bizim ailece bir özgüvenle dışarı çıkıp açılmamız ve artık mutlu olmamız lazım. Hiçbir şey yani bu engel değil, hem tedavi olabilir bir şey. Hem de yani Allah korusun çok daha başka bir şeyler geldiğinde nasıl dirençli ve güçlü olacağız? Birazcık daha güçlü olmayı, özgüvenli olmayı, fiziksel görüntümüzden bağımsız da kendimizi değerli hissetmeyi biraz öğrenmemiz de lazım. Bize ne insanlardan? Bizim bir tek ama hayatımız var değil mi? Ama o kadar çok konuşuyorlarken insan ister istemez kafasına aslında takıyor. Aslında çok arkadaş da değilmiş bunlar. Kendine. Değilmiş zaten. Değilmiş. Gerçekten iyi evet, niyetli, iyi yürekli olsa. Herkesin kusuru var. Kusur tabii olmayan insan yok ama işte kendi kusurlarını şey yapmıyorlar. Görünmeyen kusur daha fena. Anlamıyorsun da yüzüne gülüyor evet, ama arkadan duruyor. En tehlikelisi o zaten. Ha, onu kusur mu o kişilik yapısını bilmiyorum. Ama hayatım bak sen de kızınla böyle konuştuğun hiç moral veriyor musun? Evet. Ne diyorsun? Evet. Ona sürekli söylüyorum Ayşe üzülme, çarem vardır. Peki ağlıyor musun böyle yalnız kaldığında falan? Ağlıyorsun. Kızın görüyor mu ağladığını? Yok. Şimdi burada ağlıyordun ya. Ha? İşte burada başka oluyor ne bileyim. Sen de içine atıyorsun yani. Ya tabii anne olarak ben de çok üzülüyorum. Ne hayalin var kızınla ilgili? Yani mesela okulu bıraktı demedin mi kızım git. Çok üzüldüm. Söylüyordum sürekli. Ayşe neden okulu bıraktı? Söylemiyordu. Ayşe çok içine kapanık bir insan. Burada maşallah ama evet, bizimle beraber yine konuşuyor. Burada, evet. Ne dedi peki size? Niye bıraktım dedi. Anne gitmek istemiyorum. Neden Ayşe ile yapıyorsun? Ne bileyim dış okula gittiğim zaman çocuklar benimle dalga geçiyor. Sakallarım var. Sakallısın. İnsan olduğu ortamda en çok istediği şey biraz mutlu olmak da istiyor, eğlenmek de istiyor. Tabii ki öyle. Yani ben okula gittiğim zaman arkadaşlarım kendi eğleniyorlardı, şey yapıyorlardı. Ben orada tek başıma sırada oturuyordum. Allah Allah ya, ya bir şey olduğu için hani çok görüntüde. Tabii şey olarak da çok acımasız yaşlarında çocukları yani tam bizim en iyi acımasız. Bir belki bir daha geçer. İleriki yaşlarda olsa o yüzden daha ailelere sesleniyorum. Evet. Çocuklarınızı lütfen hani öyle güzel eğitin ve anlatın ki. Biraz farklılıkları, empati, evet. Hem empatiyi öğretmek lazım hem de farklılıkları kabul etmemiz lazım yani. Bir de insanlar görüntüye göre değerlendirilmemeli. Ama bunu onlar söylüyor. Bazen şeye de gidiyor, kuaföre de gidiyor, kuaför bile yüzünü almıyor. Ayşe de gelip artık evde ağlıyor, ne üzülüyor. Değişik mi? Ya kuaförün işi bu. İşte almıyor. Bir taraftan. Evet.
çok yani saçma sapan. Bazen gidiyor saatlerce kalıyor. Ayşe niye geri geldin böyle? Anne sıra geldi bana diyor ki zamanım kalmadı. Allah Allah. Evet. Peki şimdi, ne yapıyorsun? Nasıl alıyorsun yüzünü? Genelde en çok ağdayla alıyorum. Ağdayla. O da zor, yani, acıtıyor. Yani çok. Mecburen kurtulmak için. Ama artık alıştım, acımıyor. Peki, böyle şeylere alışma, iyi şeylere alış. Yani bu da gerekli, biz de yapıyorduk zamanında ağda. Ben oradan biliyorum acısını. Artık epilasyon çıktı da Allah'tan hepsinden kurtulduk. Ama senin için ne yapabiliriz? Bakacağız, tamam mı kızım? Yüzünü zaten bak buraya alıştın artık ve daha mutlusun. Evet. Daha da güldürmek istiyorum yüzünü. Tamam bir tanem. Hadi bakalım ailemize hoş geldin sen de. Çok teşekkür ederim. Dur bakalım yeni başlıyoruz daha. Devam ediyoruz efendim. Ha babam, güm güm güm, ha babam, güm güm güm. 22 yaşındaki 97 santimlik 11 kiloluk Sefa. Sen kimsin? Sefa'cığım. Ben. Sefa mısın? Ha babamın efsane oyuncularıyla buluştu. Ya Sefa, sen de mi bu ha babam sınıfına karıştın he? Madi. Güdük Necmi'nin soba esprisi. Çık dışarı. Minyatür delikanlı Sefa'yı. O da kim? Nasıl gülme krizine soktu. Sefa ne yapıyorsun abi? Daha bugün yazıldın, hemen kopya çekmeye başladın. Şimdi canlı yayında Zahidi Yetiş'le de. Ya bu Sefa var ya, hani yılanı derinden çıkartır derler ya. Ne cep Herkülü diyorduk biz ona, cep adam. Ama Allah'ım bir akıllı bir zeki. Bir video çekmişler, Hababam sınıfını ziyarete gidiyor. Yaşayan bütün üyelerine tekrar selam olsun. Neler yaşadığını bir görün Safa'nın. Sabah sabah bir enerjimiz artsın, buyurun. Parmak adam Sefa, Hababam sınıfında. Cep Herkülü Sefa okula yazılacağım, okula gideceğim dedi ama ille de Hababam sınıfında okumak istiyorum dedi. Biz de onu özel Çamlıca Lisesi'ne getirdik, Hababam sınıfına getirdik. Sefa okula gidecek misin? Gideceğim. Hababam sınıfına mı gitmek istiyorsun? Gitmek istiyorum. Ayte İsmail. İsmail. Burada. Tanıyor musun televizyonda? Tanıyorum. Okulun kapısında Sefa'yı Hababam sınıfının oyuncularından Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ahmet Arıman karşıladı. Merhaba Sefa, hoş geldin. Allah Allah. Hoppa. Gel bakalım. Sen bizim yılda mı okuyacaksın? Hababam'da okuyacaksın yani. Sefa'yı bizim okula yazdıralım. Sefa ilk cezasını aldı bile. Sefa Hababam sınıfı ceza aldı. Kaldır bakayım ayağını. Sağ bak bunu kaldır. Kaldır bir ayağını. Sağ ayağını kaldır bak. Ya Sefa. Sen de mi bu Hababam sınıfına karıştın he? Madi. Abi siz hiç iki ayak üzerinde duramaz mısınız? Bana bak yakalarsam ayaklarını asarım seni. Sefa Hababam sınıfındaki sırasını seçti ve oturdu. Burası Hababam sınıfı. Nereye oturdun? Sevdim burayı. Nereye? Buraya otur. Otur bakalım hadi. Oh. Sefa sen televizyonda gördün mü hiç bu sınıfı? Gördüm. Hababam sınıfı. Ama şimdi... Neymiş buranın adı? Hababam sınıfı. Anasıyı. Hababam sınıfı. Anasıyı. Sevdin mi bu sınıfı? Sevdim. Sevmiş. Okuyacak mısın burada? Oturdum. Kopya çekecek misin? Çekeceğim. Ya çekme korkun. Asker olmayı da çok isteyen Sefa, Hayta İsmail'in asker üniformalı fotoğrafını görünce böyle selam verdi. Hadi eyvallah babam. Ver bakayım bir selam ver. Hayta İsmail'e. Parmak adam Sefa'nın Hababam sınıfı oyuncularıyla uyumuna bakar mısınız? Güm güm güm. Güm güm. Hababam. Güm 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 güm güm. Burada çok güzel de bir sahne var. Hepimizin aklına kazınan bir soba sahnesi, bir kopya çekme sahnesi var. Ne oluyordu burada? Şimdi Mahmut Hoca geliyor. Burası biraz sıcak değil mi diyor. Biliyor galiba. Soğuk değil mi diyor. Bize, ben diyorum ki yok hocam yanıyoruz diyorum çok sıcak diyorum. Ama geliyor ve sobanın önüne geliyor. Şu sobayı yakalım mı dersiniz? Çok sıcak hocam yakmayalım. Yakalım.
Çık dışarı. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. Şimdi sıkı durun. Buradan güdük Necmi çıkıyordu. Bakalım yine güdük Necmi çıkacak mı? Oğlum nerede çıkacak ya? Açalım mı? Belki de buradadır. Olur mu ya? Hadi bakalım. Açalım bakalım. Bu da kim? Sen kimsin? Sefa çık. Sefa mısın? Sefa ne yapıyorsun orada? Aa, bugün yazıldın, hemen kopya çekmeye mi başladın? Sen nereden girdin bugün? Bu çok çabuk öğrenmiş ha bu işleri. Bugün namazın suyu da bu sınıfa gelen azıyor. Sizce de en sevimli cezalı öğrenci Sefa değil mi? Sefa cezalısın. Cezalı. Cezalı çek. Sefa İzmir'e döndü ama bir dönmüş, bir dönmüş, bir karşılama yapmışlar ona. Onu da göstereceğim, size bayılacaksınız. Tekrar Hababam sınıfını vefat edenleri rahmetle anıyoruz. Bizim için çok kıymetliler. Bak 44 yıl sonra hala büyük bir keyifle ve özlemle, hasretle izliyoruz onları. Şimdi saçından memnun olmayan, çok gür, çok şahane falan diyen varsa bilmiyorum ama çoğu kişinin saçla ilgili bir sıkıntısı var. İşte sıkıntınızı bir hayli hele beylerin çözecek bir uzmanımı davet ettim. Saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt. Simülasyon ve saç yan yana getirince şimdi saç ekiminden farklı bir şeyden bahsediyoruz. Tabii. Aslında simülasyon ismi şundan dolayı geliyor. Biz o bölgeye yeni bir saç ekmiyoruz ya da o bölgedeki saçı çoğaltmıyoruz. Yani bir tedavi yöntemi değil. Biz o bölgeyi saçın mevcut saç rengine boyuyoruz. Kafa derisini boyuyoruz. Doğal olarak kaşı boyamak gibi mi? Aynısı. Kalıcı makyajın birebir aynısı. Sadece kullanılan materyaller farklı. Kullanılan teknik var. Görüntü nasıl oluyor? Görüntü yine kaşta olduğu gibi. O bölge nasıl kaşta yoğunlaşıyor çok hızlı bir şekilde. Saçta da aynı şekilde. Şu anda beyefendiye yapıyorsunuz mesela. Evet. Bölge. Şu an devamlı bir git gel hareketi var. O ne yapıyor? Boyama mı yapıyor? Şimdi özel altına? Bir kalemi var. Bu kalemin ucunda ince bir iğne var. 1,5 milim deri altına boyayı bırakıyor ve çıkıyor. Ve bu şekilde ortalama 150-200 bine yakın minik atış yapıyoruz. Minik saç efekti veriyoruz. Ha elektriği de var onun. Ha, o yüzden dövmenin farklı bir versiyonu farklı. Bu. Yani kalıcı bir işlem değil. Dövme gibi ömür boyu vücutta kalan bir işlem değil. Kaç çok yüzeysel. Ya yani maksimum 3 ila 5 yıl gibi bir süresi var. Yapısı belli oluyor mu? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi yayın öncesi de mesela birkaç kişiyle görüştük burada. Aha. Şimdi herkese uygun olan bir işlem değil. Mevcut saçı ya çok seyrek olacak, yani her bölgede eşit dağılmış olacak ki genelde daha önce saç ektiren kişiler çok fazla tercih ediyor bizi. Yani sonuçtan çok memnun olmayan kişiler tercih ediyor. Bölge eğer seyrek ve homojen bir şekilde yayılmışsa çok doğal duruyor. Çok güzel duruyor. Ya da hiç saçı olmayacak. Yani üst bölgede saçı olmayacak, biz onu sanki böyle bir numara saç tıraşı yapmış gibi bir görüntüye kazandırıyoruz. Ha tamamen saçı olan saçı da kazıyorsunuz. Evet. Ve diğer tarafta da yani ikisini eşit hale eşit getiriyorsunuz. Eşit hale getiriyoruz. Ama ne oluyor? Alından başlamış oluyor evet. Çizgi. Yani ön çizgisini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Burada da kişinin zevkleri devreye giriyor. E ne oluyor? Kişi sanki saçı varmış aslında ama kısa bir görüntü istiyormuş kendisi gibi. Kendisi istemiş de kısaltmış evet, gibi oluyor. Evet o da tabii sonuçta kel bir görüntüyü kimse istemiyor. Sonuçta hani yaşlı gösteriyor insanları. E tabii daha kaliteli hale getiriyor kullanımı. Peki bu arada saç dökülmesinden bahsedeceğiz. Nasıl gürleştiririz? Yaptığınız şampuanlardan, yıkama şekillerinden, masajdan, taramadan hepsinden bahsedeceğiz ama önce bununla ilgili bir şey soracağım. Kanserojen madde içeriyor mu kullandığınız ürünler? Burada şu çok önemli. Ben kendi ürünlerimi kendi üreten bir firmayım. Ve kesinlikle dermatolojik testi, Sağlık Bakanlığı, ağır metal testlerine kadar çok ciddi raporları ve testleri olan ürünler bunlar. Asla hiçbir şekilde insan vücuduna sağlığa zararlı bir etkisi olmaz. Asla. Bugüne kadar da bu anlamda dünyada hani olmuş bir vakada yok. Olması da mümkün değil. Çünkü kullanılan ürünler aslında bir nevi kınanın biraz daha etkilisi. Ha, zaten vücut bunu yani, kendi kendine tabii bir atıyor, süre sonra ter atıyor. Yoluyla dışarı atıyor. O yüzden de zaten hani bir dövmede olduğu gibi kalıcı bir şey olmadığı için de herhangi bir yan etkisi zararı yok. En fazla alerji riski var. Alerji riski var. Onu da deniyorsunuz herhalde. Zaten işlem öncesi deneniyor. Yani o da çok ciddi bir sorun teşkil etmiyor açık söyleyeyim. Zaten peki, alerjisi varsa yapmıyoruz. Ama bu da milyonda bir ihtimal. Çok düşük. Hiç yine başımıza gelmesin ama. Hı-hı. Peki biz hanımların da mesela şurada açıklık oluyor. Şuralarda. Ben sizin geleceğinizi söyleyince hı-hı, benim kızlar ki saçları normalde şuraları şöyle bir kaldırdılar. Buradan beyaz beyaz deriler görünüyor. Normalde hı-hı, saçının diğer kısmında hiçbir şey yok. Kapalı kadınlarda da çok fazla hı-hı, şu anda dökülmeler var, seyreklikler var. Maalesef işte günümüzde artık beslenmeye bağlı insanların saçı dökülüyor. Bir şekilde hı-hı, dökülüyor. Kozmetik ürünler de bunu maalesef destekliyor. Şimdi burada şu var. Saçı olmayan kadınlar için söylüyorum. Yani saçı olmayan bölgede eğer çok az saçı varsa biraz belli eder.
işlem. Hmm. Ama seyrek bir saçı varsa ve o bölgeye biz bir işlem yapıyorsak çok natural ve doğal duruyor. Yani erkeklerden yani seyrek çok, olması bu işlem için daha iyi. Çok çok daha uygun. Özellikle kadınlarda. Ama ön tarafta mesela hiç saçı yoka yakınsa tabii biraz belli eder. Ha, ama o zaman erkek olursa avantaj, o zaman saçı kısaltmış oluyorsunuz. Kısaltabiliyoruz. Buradan... Yani bizim işlemde bak, dediğim gibi saçı olması lazım. Aa, bu yapılmış hali mi? Evet. Bayağı kapanmış yani şu anda. Ama şimdi kadınlarda şu artı da var. Sizde zaten hani erkekler gibi üst tarafa hemen dökülmüyor. Bir seyreklik oluşuyor ya da belli bölgelerde oluşuyor. E doğal olarak saçı olduğu için çok daha örttüğü için de çok daha natural duruyor. Hmm, o bölge koyulaşıyor. Zaten kel gösteren bölge o kafa derisidir. Kafa derisindeki beyazlık hani ışık yansıdığı için saçların arası da bir seyrek gözüküyor. Doğal olarak da biz o bölgeyi kırdığımız için kalıcı makyajdaki gibi kaşlarınızı aralara dolduruyoruz. Hmm. İşte biz de saçın aralarını dolduruyoruz. Allah Allah, bu da çok, çok enteresan keyifli bir yöntem aslında. Çok basit bir yöntem. Ne kadar sürüyor? Tabii bu kişiye göre, değişiyor, olaya göre açıkçası. Değişiyor açıkçası. Erkeklerde hani bu süre biraz daha uzayabiliyor ama kadınlarda şöyle söyleyeyim, 2 ya da 3 seans gerektirebiliyor tabii. Ya zaten kadınlarda genelde seyreklikler hep bu şekilde. Evet, aynen. Yani biraz strese de bağlı dökülmeler çok fazla. Ben aslında çok üzülüyorum kadınların hani estetik olarak böyle kötü duruma gelmelerini, ama kadınlarda %100 yakın bir başarı var, onu söyleyeyim. Ya o kadar. Çok uç olması lazım dökülmenin. Ki maalesef kadınlarda saç ekimi de çok başarılı değil. Niye? Çünkü bizde bu buradaki saçlar çok güçlü kadar... olmadığı için orada ekilecek saç bunlar kalitesi. Bunlar hormonlarla ilgili. Evet, tabii. Yani daha narin yaratıldığı için kadın bu anlamda. Şimdi daha kaliteli tabii sonuçlar çıkıyor. Bu yüzden erkeklerle de şimdi bir bakıyorsun birisinde gür gür saç çıkmış, öbürüne bakıyorsun tek tük. İkisi tabii aynı işlemi yapıyor ama. Evet, hatta aynı merkezde aynı kişinin yaptığı işlemde bile gördüm ben. Bir tanesinde muhteşem güzel saçlar olmuş, ekim sonucu çok başarılı. Diğerinde saç yok. Ya şaka demek gibi. Ki kişi kökle ilgili ama burada saç işiniz yok. Evet. Siz bunu bir şeyin daha profesyonel mantığı o zaman bu. Kınanın çok daha profesyonel. Aynen, daha uzun hali süre. Zaten aslında şöyle söyleyeyim. Ben de saçlarımı ara ara boyatıyorum. Hatta sizin benim saçlar maşallah, şimdi onu anlatıyorsunuz ama babadan genetik bir miras. Babama teşekkür ediyorum sürekli bu konuda. Ailecek herhangi bir saçla ilgili bir sorunumuz yok açıkçası. Şöyle söyleyeyim size. Saçımı boyattığım zamanki o ilk bir haftaki görüntüye bayılıyordum ben bu işe girmeden önce. Çünkü zemin örtüldüğü için sonuçta boyanın kalıntısı var. Yani burada kök de örtülüyor yani. Evet. Hı. Kafa derisi de boyandığı için bayılıyordum. Diyordum ki ne kadar gürgü duruyor. Sonra bu işlemi gördüğüm zaman aha dedim. İşte aradığım şey bu. Bu gürlük buradan geliyor. Peki yani ne sonuçta kadar? Gür saç herkes istiyor ve hoşuna gidiyor yani. Yıkanılabiliyor mu? Fön çekilebiliyor mu? Sıcak, soğuk, kar, kış, kıyamet? Hiçbir şekilde günlük hayatından ya da normal kullanımı etkileyen çok dezavantajlı bir şey yok. Sadece yaz aylarında aşırı güneşte durmalarını önermiyorum. Hmm. Bu ne oluyor? Rengin hızlı atmasını sağlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Arabaların bile boyası kalmıyor. Evet. Saçı düşününce. Aslında benim de verdiğim bir örnektir o. Ya diyorum ki arabanın boyasını bile solduran güneş bizim kafamızdaki o sonuçta doğal bir ürün. Soldurabiliyor ama burada da şu var, yenilenebiliyor. Yani kişi bu işlemi istiyorsa her ay yenileyebilir. Hiçbir sakıncası yok. Her ama ay. Genelde yılda bir, ya çok kısa bir rötuş dediğimiz bir işlem var. Bunu yapmasını öneriyoruz. Sonuçta ne kadar da olsa yaz saatinde şimdi ben kişiye denize girme diyemem. Ne biz kadar da olsa o mevsim etkiliyor. Bitirdik, kışa girdik şimdi. Kışın etkilemez. Şapka takmak ya şapkayı ben çok önermiyorum. İki nedenden dolayı önermiyorum. Mevcut saça da zararı var. Şöyle zararı var. Havasız bırakıyoruz. Gerek yok. Hani kısa vadeli böyle yarım saat, bir saat anlık şapkalar takılabilir ama maalesef saç sorunu yaşayan insanlar o şapkayı kafadan çıkartmıyorlar. Çünkü rahatsız olduğu için bölgede çok önermiyorum. Ama bunun dışında yağmur ya da dışarıdan gelecek kar herhangi bir şey asla etkilemez. Peki saç simülasyonunun şimdi ayrıntılarına daha devam edelim ama biz ve gür saçlara sahip olmak istiyoruz. Bunu da böyle hani şampuanlardan, bakım kremlerinden vesaire bekliyoruz. Gerçekten şampuan veya bakım kremi bunu yapar mı? Aslında şöyle söyleyeyim. Yoksa bu genetik bir şey. Aynı zamanda bir günlerden ya maalesef buna bak bunu söylemeniz bravo. Siz yaptığınız halde gerçekten bunlar. Yani bir yerden artı katarken bir yerden kesinlikle eksisi olur. Nasıl peki, olur? Nasıl olur? Mesela biz neyi seviyoruz? İşte çıktık uzun saçlarımız var, yumuşacık olsun, kolay taransın. Ama işte bu saçın yapısını bozan bir şey. Onun içerisindeki o nemlendiriciler, yoğun kimyasallar saçın aslında o kadar yumuşak olması gerekmiyor. Ya benim, ne oluyor saçımız? Daha kırılgan hale geliyor yavaş yavaş. Benim yönetmenim var Pakize. Saçları belinden aşağıda sabunla yıkıyor ve yani hiçbir örüyor. Şey hiçbir şey olmuyor. Olmaz. Yani bir de yani şöyle söyleyeyim, aslında en güzel şey bizim geçmişte işte anneannelerimiz, babaannelerimiz. Evet, onların daha gürmüş, daha iyiymiş evet, saçları. Evet, onları ben de destekliyorum ne ama şöyle biz bir şey bu var. Hale geldik? Tabii şimdi şöyle bir şey var. Sabunla iki kere yıkayın. Ben dünyanın ilk kişiye özel sabunlu yapmış kişisiyim. Kendim dahil buna. İki kere sabunla yıkıyorum. Kafa kırç kırç. Ama sabunla şey oluyor ya. Kırç kırç, sert sert. Yani ben dahi kullanamıyorum. Yani hani, şimdi diyen kişi bile kullanmıyor. Tarayamıyoruz da, aynen. Tabii mecburen
kullanacağız. Eskiler şampuanları ne yapıyorlar mesela? Fön yok, bir şey yok. Eskiden ne olacak? Çok merak ettim. Rakam söyleyemiyoruz. Tabii. Burada şimdi merak etti benimkiler. Rakam söyleyemiyoruz ama. Aslında bizim Türk milleti olarak, buna ben de dahilim, en çok merak edilen şey o. Yani bana günde yüzlerce mesaj geliyor sosyal ağlardan. İlk soru o, fiyatı ne kadar diye. Pahalı ya bir şey mi o zaman, öyle sorayım en azından? Ya şöyle söyleyeyim, diğer yöntemlerle kıyaslandığı zaman hani ne çok pahalı ne çok ucuz. Yani ve burada merkez de çok önemli, kişi de çok önemli. Çünkü bu bir el sanatı. Hani dediğim gibi çok. Tek tek kişi yani. Tabii. Tek tek yapıyorsunuz. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Yeri geliyor 2 ya da 3 uzmanın çalıştığı bir kişi bile olabiliyor. Çok gerçekten zor bir iş, meşakkatli bir iş. Ve gerçekten uğraşmadan da güzel olan bir iş değil. Ne kadar sürüyor peki? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela, gerçi bu kişiye göre değişiyor ama. Yani 2 saatte biten iş de var. 7 saatte süren, hatta 2-3 seansla süren işlemler de var. Yani, o kadar. Tabii yani. Ve şöyle söyleyeyim ben size. Mesela işlem bitti. Biz kişiye kesinlikle söylüyoruz. Bir yıl içerisinde kesinlikle ihtiyacın olmasa daha iyi uğra. Çünkü bazı durumlarda hiçbir şekilde deforme olmuyor boya. Yani hiç yapıldığı gün gibi, ama bazı durumlarda bakıyoruz mesela %30, %40 silinmeye başlamış. Aslında bu da kötü bir şey değil. Vücut bunu atıyor. Ya 4-5 sene zaten çok iyi bir zaman bence. Bence de çok iyi yani bir zaman. Bir kadın düşün, saçları buralardan açılmaya başlamış. Her renk yapıyorsunuz bu arada. Her renk yapıyoruz. Hatta yani... işlemi yapan kişi de benim. Furkan Kızılay, namı değer havucun ilk saç simülasyonu yaptığında... Dünyada bir ilki gerçekleşti. Saç simülasyonum varmış onda. Bak hiç haberim yok. Hiç de belli olmuyor ayrıca. Şimdi aslında belli etmiyoruz diyelim. Yani işlem oldukça güzel. Önce kendini de paylaşmadığımız için güzel oldu. Yani kendisi de keyifli bir şekilde kullanıyor. Peki kendi saçı iyice azal. Ya yani kimde en iyi sonucu alıyorsunuz, onu sorayım. Şimdi bu göreceli. Mesela aldığım kişiler hiç saç olmayan kişiler. İnanılmaz mutlu Allah oluyorlar. Allah. Yani hiç saç olmayan bir kişiye siz sonuçta bir saç görüntüsü veriyorsunuz. Yani saçı şurası kabak da. Evet. Şuradan benim... saç varsa... Tamam. Yine arkada oluyor genellikle. Biz yan tarafta dengeliyoruz ve o kişiler mutsuz olanı görmedim. Ama şimdi genelde Türk halkının genel beğenisine bakıyorum. Seyrek saçı yoğunlaştırdığımız zaman ne yapmışlar falan oluyor. Ama bana sorarsanız da hani sanat kısmı diğer kısım. Ha belli oluyor yani orada diyorsunuz. Seyrek saçı yoğunlaştırmak dibinin... Orada hiç belli olmuyor. Seyrek saçta hiç belli olmuyor. Samimi söylüyorum. Yani yan yana oturmuş ve zaten çoğu insan kafede falan denk gelip kimsenin anlamadığını söylüyor. Ama dediğim gibi bana sorarsanız da işin sanat kısmı mu değil. Hiç olmayan da eğer belli olmuyorsa bu işlem, ki bu anlamda bence daha başarılı ki. Tabii ki. Okan Bayülgen'in bir programında bir konuk saç simülasyonu yaptırmıştı. Eski müzik sanatçılarından Ahcan'ı Muhammed lakaplı. Onun kafasına simülasyon yaptık. Okan Bayülgen ilk gördüğünde şok oldu. Hani senin saçların varmış, niye yıllardır kel geziyorsun falan dedi. İşte uzatıcı baksana demiş, saçı var. Sonradan fark etmiştir o da. Fark etti, o da şok gözler... olmuş. Yani aslında bilmeyen de çok anlayamıyor, açık söyleyeyim. Yani ama konuya vakıf olan tabi anlıyor. Çok net yani. Yani peki şimdi siz diyorsunuz ki bu şampuanların çok da bir faydası. Yani faydası şöyle neyle söyleyeyim. Neyle yıkayalım saçımızı? Bir artısı varsa muhakkak eksisi vardır. Yani eski yöntemler çok daha sağlıklı. Ne yapalım peki, sabuna mı dönelim? Ya sabun daha mantıklı ama şimdi buna ben de dahilim. Buradan çıktıktan sonra kimse sabun kullanmayacak yani. Peki şimdi bir sürü şey vaat ediyorlar. Var. Tabii bir sürü şey vaat ediyorlar. Şöyle gürleştirir, şöyle parlatır, şöyle uzatır. İşte ben onların hiçbirine katılmıyorum. Eğer saçı çıkartan ürünler gerçekten olsaydı ve bir firma bu ürüne sahip çıkardı ve biz yıllarca bu ürünleri kullanırdık. Bakın hep bir sene sonra o firma yok piyasada. Bir ürün çıkıyor, saçınızı çıkardığını söylüyor. Bir sene sonra tabii piyasada yok. Tabii yıllardır köklü firmalar var da. Tabii, ya dünyada ama böyle büyük... internette satılan bu ürünler var. Peki bakım? Bakım ürünleri? Yap. İlik maskeleri de o tarz şeyleri de ben genelde dışarıdan yapılan ürünleri ne yaparsanız yapın. Saçı kısa vadede toparlayabilir, dökülmesini engelleyebilir. Özellikle bitkisel yağlar. Ama ben beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyorum ve aslında en büyük sorunun da şu anda kullandığımız şehir suları olduğunu düşünüyorum. Ya saçın en büyük düşmanı aslında yani ilk etapta klor. Yani saçı mahvediyor ve ikinci her etapta mahvediyor. Bütün temizlik ürünlerinde şampuan ürünleri de doğal olarak saçın o gücünü kırıyor. Yavaş yavaş, ama bu şey vadeli düşünmeyin. Hani bir haftada olan bir şey değil. 4 yılda, 5 yılda, 10 yılda. Yani bizi yavaş yavaş, şöyle söyleyeyim. Hani eski uzay filmleri var. Hep keller insanlar. Ya samimi anlamda söylüyorum, bir 50 sene sonra birçok insan kel kalacak. Net. Şu anda Türkiye için bir harita çıkardım. Bana gelen kellik haritası çıkartıyorum ve bana gelen aramalardaki kel oranlarını ya da saç sorunu yaşayan insanları haritada işaretlettiriyorum. Şu anda 6 yıla yakın bir süre oldu. Ya yaklaşık bir 4 yıl sonra diyeceğim ki Türkiye'nin en çok saç sorunu yaşayan illeri bunlar, ki maalesef
daha büyük şehirlerde saç sorunu daha çok var. Mesela doğudaki insanın o kadar saç sorunu yok. Evet, şaka ya, gibi. Hepsi gür gür bir de koyu renk. Ama şöyle bir gerçek ne var. Ne kadar oynayan insanlarda saç sorunu maalesef o kadar çok. Jöleler peki? Ya şöyle söyleyeyim, mesleğimin hani en iyi yere gelmesinin aslında en büyük sebebi jöle firmaları. Eyvah. Ben onları destekliyorum. Ya tabii, çünkü jöle sürün sürün sonra bize gelin diyor. Jöle spreydi ki ben şöyle söyleyeyim, yılda maksimum 2 ya da 3 kere kullanırım. Çok ya. Özel bir yere gittiğim zaman kendimi bak bugün sürmüşsünüz. Bugün sürdüm. Bugün çünkü bana geliyorsunuz diye. Zayda'nın programına geliyorum diye. Çok gerekmedikçe asla kullanma. Ama tabii ben de dediğim gibi sonuçta bu estetik bir güzellik. Kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Tabii kullanmak ki şöyle gerekiyor. Bir gerçek de var. Ama zararı var. Hormonlarla da ilgili ve vitaminlerle de ilgili ve orayı da yatsıyamayız ve genetikle ilgili. Hamilelikte bir saç vardı bende, inanamazsınız yani. İnanılmaz gürleşti hamilelik bitti geçmiş olsun. Zaten iki tel kaldı diyorum, ikisini de arası çekiyor hiçbir ama şey kalmayacak. Ama kadınlar toparlıyor bir şekilde. Yani çok bir fönlerle, sene sürüyor ama bir sene sürüyor. Tabii fönlerle falan çok zorlamazsanız saçınız toparlar. Ama erkeklerde aslında dökülmesi iyi bir şey. Şöyle iyi bir şey. Hani izleyenler nasıl kızacaktır. Nasıl? Erkeklik hormonu baskıladığı zaman tabii erkeklerde saç daha dökülüyor. Yani bu aslında bir güç. Yani erkek daha güçlü demek. Ne kadar uzun saçlıysa bu hormon o kadar düşük demek. Ama peki, tabii tam tersi bir durum. Sonuçta estetik olarak kötü duruyor. Peki konuşacağız. Nasıl olur da bir insan ölümden korkar gibi merdiven inip çıkmaktan korkabilir? Ne yaşamış olabilir? Çözümü var mı? Varsa zaten bizim programımızda izleyeceksiniz. Saç simülasyon uzmanı Serkan Bozkurt'a çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz bize, sağ olun. Ve lütfen bize ulaşın. Sorunuz varsa, gelmek isterseniz buraya lütfen bize ulaşın. 0212 alan koduyla 471-96-96 geliyoruz efendim hemen. Böylesi ne görüldü, bıçağı boğazıma dayadı, ne de duyuldu. Durma oğlum, vurmuyorum, yorum. Genç kızın merdiven korkusunun nedeni ne? Dur ne olur, dur. Yozgatlı Teslime Ayten merdivenden niçin korkuyor? Dur. Tuttun kızım. Vurmuyorum ya. Çok şaşıracaksınız. Kızım iki merdiven vardı. Ya açılamıyorum işte. Az sonra canlı yayında Zahidi Yetişme'de. Dünya güzeli, iki çocuk onlar. Fakat albino dediğimiz bir şey var ya, yani pigment olarak bizden farklılar. Ve o pigmentler yüzünden de güneşe bakamıyorlar ve sarışınlar. Allah'tan diyorum ki kız olmuşlar Esra. Evet. Albino iki kızımıza bir sürpriz yaptık. Bir gözlük hediye ettik ama bu gözlükler normal gözlükler değil. Bunlar neydi ismi Mustafa ya? Mercekli. Neydi? Mercekli de onun bir adı vardı. Özel bir gözlük bu. Teleskopik gözlükler. Çok daha farklı ama onların çok daha iyi görmelerini sağlayacak. Bakın neler yaşadık, bir izleyelim. Sonra da bir insan neden merdiven çıkamaz ve inemez? Merdiven korkusu nedir? Bu nasıl bir şeydir, konuşacağız efendim. Onlara beyaz melek diyorlar. Ben tatlı görmek istiyorum, okumak istiyorum. Saniye ve Fikret Ekinci'nin iki kızı da albino hastası olarak doğdu. Bu hastalık saç, kaş ve kirpiklerin beyaz olmasına sebebiyet vermekte kalmıyor, görme sorununa da yol açıyor. Hatta güneş ışınları onları kör dahi edebiliyor. Rahatsız oldun mu şimdi? Bu 6 ve 7 yaşlarındaki iki sevimli kız kardeş %52 görme engelli. Kaç oranında göremiyorlar? %52. İkisi de mi? İkisi de. Aile kızlarının okuyabilmesi için görme sorunlarının çözüme kavuşması umuduyla Zahidi Yetiş'e geldi. Annesi benden bir şey istedi. Şimdi bu farklı bir durum. Ve çok kolay artık günümüzde kaş yapılabilir, göz çizilebilir, bir şey olabilir, daha renklendirilebilir. Ama görmeyle ilgili sıkıntısı var. Hem kendinin hem kız kardeşinin. Şimdi görmeyle ilgili sıkıntıyı aşmak için doktora götüreceğim seni, tamam mı? Zahidi Yetiş, albino kardeşler Melek Nur'la Fatma Nur'u göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı öğretim üyesi Doktor Fatih Atmacı'ya gönderdi. İşte sevimli kız kardeşlerin doktor muayenesi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş ben Doktor Fatih. Ben Sahin. Ne zamandan beri böyleler? Gözlüklerle alakalı sıkıntıları. Bizim doğuştan böyleler. Hani evet. Gözlerinde görünmezlikler var uzaklardan. Evet. Yani işte gözlük falan verdiler. Sürekli evde de takılmıyorlar. Uğraşıyorum sürekli, kontrolde falan gidiyorum.
İstediğinde kuruyu alamadın. Yok, alamıyorum. Aynen, son buraya geldim. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Ona bakacağız beraber. Sonuçlandıracağız bu işi inşallah. O zaman muayene başlasın. Evet, evet, başlasın. Gördüğümüz şu, mevcut gözlüklerin numarası yetersiz. Onların bir güncellemeye ihtiyacı var. İkinci olarak da yapmamız gereken şey şu, gözlük camlarını özel bir kaplamalı yapmamız lazım. Neden bunu istiyoruz? Çünkü gözleri ışığa karşı aşırı derecede hassas, aydınlık ortamlarda hiç göremiyorlar. Bir hafta sonra albino kız kardeşler gözlüklerini Zahide ablalarının ellerinden aldı. Oğlum işte gözünü vereceğim. Bak ne vereceğimi de biliyor. Fatma Nur, Melek Nur, size hediyelerim var. Alo. Hazır mısın gözlüğünü açmaya? Hazır mısın? Gözlüğünü açıyorum. Hadi aç bakalım. Aç bakalım, sevecek misin gözlüğünü? Sevdin mi? Sevdim. Tak bakayım. Nasıl görebiliyor musun? Anne, senin büyük görüyorum. Büyük büyük görüyorsun. O zaman yaşasın. Yaşasın. İlk kez bu kadar net gören Melek Nur'un tepkisi duygulandırdı. Anne, senin büyük görüyorum. Anne, senin büyük görüyorum. Sen güzel görebiliyor musun? Görebiliyorum. O zaman bir alkış alalım mı senden de? Ha? Yaşasın, alkış. Alkış. Yaşasın. Yaşasın. Kız kardeşlerin öpücüklü teşekkürü Zahide yetişin içini ısıttı. Abla, teşekkür ederim. Ay, ben teşekkür ederim. Sen iyi ki varsın. İyi ki varsın aşkım. Sevdin mi programı? Hı. Seyrettin, ne gördün programda? Nasıl hissettin? İnsanlar geliyorlar, mutlu gidiyorlar. Sen de mutlu gidiyor musun şimdi? Evet. Tamam, benim için önemli olan o. Sen mutlu geldin, mutlu git, hayatında hep mutlu geçsin. Ama sen ablasın, kardeşine sahip çıkacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam, onun gözlüğünü kaybetmemesini sağla, tamam mı aşkım? Tamam. Tamam. Hadi bakalım, evden seyretmeye devam edecek misin beni? Seni her zaman seyredeceğim. Ay, o zaman her sabah buluşuruz seninle, tamam mı? Tamam. Tamam, her sabah sen el salla bana, ben hissederim buradan. Zahide abla, sen de bana el sallasana. Sallarım tabii ki. Sen o sırada evde kahvaltı yapıyor olursun muhtemelen. Ama benim seni hiç unutmadığımı bil, tamam mı? Albino kız kardeşlerin annesi de mutluluktan Zahide yetişe böyle sarıldı. Benim çoluğumu sevindirdin ya Zahide abla. Evlatlarından girdirsin. Zahide abla, benim çoluğumu sevindirdin ya, Allah seni sevindirsin. Amin, amin. Bir tane... Çok sevindim yani. En güzel, en güzel diyor ya, dua. Görüyorum diyor ya, büyük, hani büyük ha? olarak görüyorum diyor ya, beni çok mutlu et. Görebiliyor musun anneni? Görüyorum. Çok güzel. Çok güzel değil mi anne? Hı. Çok güzel bence de anne. Çok güzel. Böylesi ne görüldü? Bıçağı boğazıma dayadı. Ne de duyuldu. Dur ne olur, korkuyorum, dur. Genç kızın merdiven korkusunun nedeni ne? Dur ne olur, dur. Yozgatlı Teslime Ayten merdivenden niçin korkuyor? Dur, dur. Tuttun kızım. Korkuyorum ya. Çok şaşıracaksınız. Kızım, iki merdiven vardı. Ya açamıyorum işte. Şimdi canlı yayında Zahide yetişle de. Teslime, iyi misin? Gel yanıma o zaman. Kendine nasıl baktığını gördüm. Oradan da bu merdivene nasıl baktığını gördüm. Hoş geldin. Hoş geldin bir tane. Yozgat'tan geldin. Evet. Yozgat benim kayınvalidemin memleketi. Selam olsun buradan. Teslime, bir insan neden merdivenden korkar? Pek çok kişiye garip gelmiştir ama gördünüz değil mi? Ölüm korkusu gibi nasıl korkuyor? Peki bu iş nasıl başladı? Bir görüntüleri izleyelim. Ondan sonra da seni, sevgili Esra ablam, bak seninle ilgilenecek. Sen ağlıyor musun? Ağlama kuzum. Niye ağlıyorsun? Ben çok çektim. O kadar çektim ki. Rabbim kimseye der. Biliyorum, benden daha kötüleri var. Ama çok üzülüyorum. Herkes dikinerken ben sürünlere giriniyorum. Ki onda bile inememişsin yani. Ay, ağlama bir deyim ya. Kıyamam ben sana. Bu ne zamandan beri böyle? 6 yaşımdan beri. Şimdi kaç yaşındasın?
21 ayıracağım. 20 yaşındayım. Orası sizin ev miydi o gördüğünüz? Ya orada çok merdiven var testimin. Ne yapıyorsun be? Evden hiç mi çıkmıyorsun? Annemler çıkarıyor. Yani bildiğin eve haps oluyorum. İnemiyorum yalnız. Yani önceden iniyordum ama biri korkuttu, bıçağı boğazıma dayadı. Ondan belli de zaten hastalanmaya başladım. Bu merdivenlerden düşmeye başladım. Yani normalde merdivenden inip çıkıyordum. Sonra merdivenlerde düştüm sürekli. O da... Peki bu bıçak dayayan dediğin kim ya? Nasıl bir insan bıçak? Komşuydu. Bu şaka mı böyle? Şaka amaçlı yani, seviyorum diye. Yani bir insan bacağının arasını alıp da boğazına insanın bıçak dayamaz. Yani onlar öyle seviyordu. Yani çok zor bir şey ya. Abla anlatılmaz zor bir şey. Ben çok çektim. O kadar çektim ki ben okuyamadım. Okusaydım ben benim gibilere yardım ederdim. Ben o kadar hayalim vardı. Ben sanatçı olmak istiyordum. Ben de benim gibilere yardım etmek istiyordum. Anlatılmaz bir şey abla. Yani ben bu bıçak dayama olayını hala şey yapamadım. Nasıl bir sevgi gösterisi bu, ne kadar ya, saçma sapan acayip bir şey, bir şey yani bu böyle. Oradaki... Böyle sevgi mi olur Allah aşkına? Peki bir görüntüleri izleyelim. Sonra Teslime ile beraber konuşacağız. Ve inşallah çözüm bulmaya çalışacağız. Buyurun. Allah'ım ne olur, ne olur Allah'ım. Korkuyor, ne olur. Onun öyle bir korkusu var ki olmaz böyle şey dedirtiyor. Dur ne olur, korkuyorum ne olur. Dur ne olur, dur. 20 yaşındaki Teslime Ayten merdivenlerden ölümüne korkuyor. Ne olur, dur, dur. Tuttun kızım. Korkuyorum ya. Saçma sapan bir şaka genç kızın tüm hayatını alt üst etti. İlk başta korkuttular beni zaten. Korkutunca da epilepsi hastası olmaya başladım. Nasıl korkuttular? Ya bıçağı boğazıma dayadılar. Kim öyle vardı? Korktum. Ya yaşlı bir adam bizim komşu evin ardında. Ondan belli de hastalanıyorum abla. Yani şaka amaçlı mı yoksa kavga esnasında yok, mı? Şaka amaçlı. Bıçağı boğazıma dayadı. 4-5 yaşlarındaydım. Yani ondan sonra zaten hastalanmaya başladım sürekli. Merdivenlerden düştüm. Sonra işte okula gidemedim. Ortaokula kadar gidebildim. Liseyi açık güzel sanatları kazandım. Ona gidemedim. 20 yaşındaki Teslime'nin annesi kızının yaşadıklarını anlatıyor. Komşu seviyorum deyin. Bıçağı ben gerçi görmedim de öyle seviyorum deyin. Bıçağı şey etmiş, hani korkutmuş. Ondan sonra hastalanmaya başladı. Devamlı hastalandı. Hastalandı, bir daha merdivenlerden çıkamadı. Gece böyle tutuncu dili dişi duruyordu, böyle titremek geliyordu. Ondan sonra tekrar üst üstüne hiç ayıkmıyordu. Peki merdivenden inerken ve çıkarken Teslime'ye ne oluyor da böyle yere yapışık kalıyor? Allah'ım ne olur, ne olur. Ya çıkamıyorum işte. Merdivenden inerken zaten o kadar... Şey, oturarak iniyorum sürekli. Dikinemiyorum. Neden oturarak iniyorsun? Korkuyorum abla. Sürekli aklıma korku geliyor. Sürekli merdivende düştüm. O kadar düştüm ki benim düştüğüm anlatılmaz bir şey abla. Ondan insanlar şaşırıyor yani. Bu niye bu böyle? Zaten neden merdiven korkun var? Sürekli merdivende düştüğüm için. Oraya geldiğim zaman bir şey oluyor bana. Ne oluyor? İçinde ne hissediyorsun ablacığım? Korkuyor. Korku geliyor. Düşeceksin işte, bilmem ne olacak. Yani korku geliyor sürekli aklıma. İşte Teslime'nin merdivende yaşadığı zor anlar. Ben yapamayacağım. Hayır. Oğlum ortam tutma, benden tut. Ya korkuyorum. Ben yapamayacağım işte. Allah'ım ne olur, ne olur Allah'ım. Korkuyorum ne olur. Annem ömrümden ömür gidiyor. Kızım ne yapayım? Daha dardakiler vardır Allah'ım. Onları da kurtarsın. Ne oluyor? İnerken ne oluyor? Bakayım be.
Oo, çok fena titriyor. Titriyor, böyle titriyor. Hep aslında böyle mi? Her zaman böyle, endişem mi yok ya? İyi misin abla, şu anda? Korkuyorum. Ne geliyor o anda aklına? Ne oluyor? Korku geliyor. Ay, her tarafı titriyor. Aha, böyle titriyor, böyle endişem yok. Bazı hastalanıyor burada, ucağımda kalıyor. Aşağı düşmesin diyeyim bu şekilde. Ayaklarım bükülüyor, beli taşa geliyor, yaralanıyor. Ağlıyor, bizi bak, de üzüyor. Böyle sürünerekten böyle oldu. Şimdi burada indirdik, böyle indiriyor. Aç kalıyor burada, yukarı çıkamıyor. Ya ben gelince ben acıktım diyor, ben çok acım diyor. Onun için merdivenden inmek ayrı, çıkmak ayrı dert. Çıkamam ben ya. Anne tut ya. Tutuyor kızım. Satin beni çok sıkıyor. Korkuyorum ya. Kızım iki merdiven kaldı. Yok çıkamıyorum işte. Anam. Ömrümden ömür gidiyor resmen ya. Evet. Daha çıkarken ne oluyor içine? Korku düşüyor abla. Düşecek gibi. Sanki öyle oluyor mu abla? Yozgat'ın Çandır köyünde yaşayan Teslime'nin okul hayatı da merdiven korkusu yüzünden mahvolmuş. Ortaokula kadar gittiğini söyledin. Nasıl indin, nasıl çıktın, nasıl yürüdün? Arkadaşlarım yardım etti. Sıraya bile oturamıyordum ben. Mesela sırada otururken hastalanıyordum. Ayağım uyuşuyordu, korkuyordum. Bir korku geliyordu bana. Yani biri arkamdan gider gibi. Aynı şey merdivende de mi oluyor? Evet, evet. Sokakta yürürken? Ayakta mesela duramıyorum. Merdivenin başında ayakta duramıyorum. Ben yapamayacağım. Teslime'nin hayallerini merdiven korkusu çaldı. Yoksa ben okuyacaktım. Okuyacaktım, sanatçı olacaktım. Ses sanatçısı. Sesin güzeldir o zaman. Yani güzel yani. O zaman birlikte hadi bir küçücük bir şey söyleyelim. Yapılmaz ki, yapılmaz ki. Teslime'ye yapılmaz ki. Kirlenmiş bir mendil bile sokaklara atılmaz ki. Karıncanın da canı var, bile bile ezilmez ki. Ama vefasızdın, ama hayırsızdın. Sen benim ilk göz ağrımdın. Öyle olsun be bir tanem, öyle olsun. Bu performansıyla Teslime bizi çok şaşırttı. Konservatuara gidip sanatçı olmayı isteyen Teslime, merdiven korkusu yüzünden kendisini hep doktor kapılarında buldu. Doktora gittiğinde ne dedi ablacığım? Hangi teşhisi koydu? Yani epilepsi diyorlar, hiçbir şey demiyorlar. Film çekiyor, hiçbir şey çıkmıyor abla. Peki doktorlar bunun psikolojik olduğunu söyledi mi hiç? Evet, söylediler. Kaç doktor söyledi? Ankara'da iki tanesi söyledi. 14 senedir böyleyim. Teslime rahatsızlığının yanı sıra maddi imkansızlıklarla da boğuşuyor. Annemle babamla yaşıyorum. 5 kardeşiz, en küçükleri benim zaten. Babam çiftçi, sigortası yok, emekliliği yok, hiçbir şeyimiz yok. Yani bize yardım eden yok. Ya çıkamıyorum işte. Merdiven korkusu Teslime'yi okuldan kopardı ama Teslime'nin okuma aşkı hiç sönmedi. O bu korkusunu yenip okumak istiyor. 30 yaşıma da gelse yani. Daha çok gençsin. Okurum abla. Yemin ederim 30 yaşıma dahi gelse bile okuyacağım. Dur korkuyorum. Korkmasın da ben varım. 20 yaşındaki Teslime bu hayattan iki şey diliyor. İşte onun dilekleri. Ya iki şey diledim. Bir merdivenden dikinip dik çıkma. Bir de sanatçı olma. Huzurum kalmadı. Fani dünyadan. Yakıştı canıma bir kara sevda.
Merdiven korkusu yüzünden hayatı kabusa dönen Teslime ve annesi Zahid Yetiş'ten yardım istiyor. Ben kızımın okula gitmesini istiyorum Zahide Hanım. Kızımın mürettini görmek istiyorum. Merdivenlerden inip çıkmasını istiyorum. İlaçlarımı parayla alıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok ya. Kimse yardım etmiyor bize. Yani Zahide abla ne olur tek isteğim senden bana yardım etme. Eremedim baba, eremedim baba. Yozgat'ın bağrından koptu geldi benim dünya güzeli kızım. Hayalleri var, istekleri var. Kimse hor görmesin, küçük görmesin. Merdivenden de korkulur mu demeyin. Şu merdiveni bak başından beri seyrediyorum. Bu anacığı çekiyor. O biliyor. Kendi biliyor. Normal bir insana desen ki merdivenden korkuyor inanmaz. Ama gördüm sizi yani o çilenizi gördüm. Orada tek 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 tek. Ona da mı bakıyorsun? Ona bakıyorum. Mal gidiyorum. Bunları aşamayacak. Aç kalıyor. Aşam geliyorum. Kıyamam kuzum. Yakın tut anne. Yakın tut. Sen bunlar... kaç yaşındasın Selvi Hanım? Vallahi ben 56. 56 yaşındayım. Ya 56 daha gençsin genç. Ama işte bak 100 yaşında kayınvalideye bak. Mallara bak. Kıza bak. Kaç evlat var? 5. 5 de çocuk doğur, büyüt. Gerçekten. Yani sen eli öpülesi bir Anadolu kadınısın. Yok. Gerçekten öyle. Sevginden kabul et. Yani bu kadınlar yüzünden Anadolu Anadolu oldu. Gel, sen de bana söyle. Benim benim. Hoş geldin kendi. Hoş otur, otur bir tane. Güzelcik, iyileşeceğiz. Senin hayallerin bizim de hayallerimiz oldu. Aman kızını Allah'ın okula göndermek Allah'ın istiyoruz. Kızın mürüvvetini de görmek istiyoruz. Aynen. Keşke olsa da şurada onu gel, telli duvaklı gelin etsem de göndersem. Nasip bu işler. Kuzum ama sen ne bağlıyorsun ya? Ağlama ağlama anne. Birinin şeyinin yüzünden benim hayatım mahvoldu. O biri çok mu seviyordu seni de? Hayır, hayır mı dedin? E ne nedir? Şaka amacıyla. Herkes öyle. Uçakta yayılmış. Ha şaka. Evet. Şaka mı olur ya? Çok acayip bir şey ama. E şaka amaçlı da senin korktuğunu görüp de bırakmadım artık. Ne kadar böyle kaldınız siz? Bir iki dakika şey yaptı. Zaten evin önüne gelince de şey yaptım. Bayılmaya başladım. Ha sen bayağı etkilendin o bunu fark etmedi. Annemler şey yaptı. Niye kızım böyle yapıyorsun dedi. Sofrayı yemek yerken sinirin içine düştüm yani. Annemler ne oluyor sana dedi bana yani. Babam hatta bir kere çarptı. Ne yapmaya çalışıyorsun sen dedi. Onlar oyun yapıyorsun mu zannetti? Evet. Ama bu gerçek ve insan nasıl etkiler böyle bir şey? Şimdi şöyle öncelikle hani insanlar sorarsa bize nasıl böyle bir şeyden evet, korkmak evet. Olur mu? Evet olur. Özellikle de epileptik bir genetik yapısı varsa böyle bir travmayla tetiklenir. Aa. Yani hiç epilepsi hastası olmayacakken bir travma yaşayıp tetiklenip hasta olabilir. Epilepsi krizinin öncesinde büyük bir korku geliyor. Bayılacakmış hissi. O hissi bilirsin değil mi? Evet. Bayılacağım Allah hissini Allah. Devamlı yaşamaya başlıyor ve bu korku yayılıyor. Özellikle merdivenden düşmek ya da bir şekilde düşmek çok riskli olduğu için oralarda bayılabileceği için bu da onun için tehlikeli. O da büyük korku. Dik. Baksanıza ben bile bu merdivenden çekinirim yani. Ya bizim ev kerpiç olduğu için. Bir de kerpiç. Evet. Bir de zaten dümdüz merdivenler de değil. Kız dur dur ne diyorsun ben anlamadım. Yandı da çatır çatır yandı. Nasıl yandı? Kaynar su döküldü. Nereye döküldü? Yüzüne ama bir şey kalmamış. Bunun çok mu küçüktü? Ah kıyamam. Buralar güneş görmüyor. Yani peki. Su elmedi ağzından çay kaşığıyla Allah'ım. Bir yandı. Peki şimdi bu talihsizlikler devam etmesin artık buna bir dur diyelim. Şimdi Esra Hanım biz merdiveni açtırdık siz istediniz diye. Evet. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi tabii önce biz görelim diyelim bu bir aşama ben yanında olacağım. Bir merdivenden çıkmaya deneyelim ki hani ilk baştaki aşamayı görelim diye. Ama ben yanında olacağım benim elimi de tutabilirsin. Ben de buradayım gel bir bakalım. Tane. Gel bir önce hani nasılmış merdiven ona nasıl gözüküyor? Yani tabii onun şimdi gözüyle. Şimdi ben yanındayım. Hem ben güvendiğim biriyim değil mi? Ha? Şimdi önce bir adım atmayı de... Önce ben mi çıkayım sen mi çıkarsın? Senin söylediğini yapacağız. Sen seç. Gel ikimizin de ayakları yan yana olsun. Gel.
Bir adım deneyeceğiz. Korkuyorum. Önce ben mi sen mi? Korkma, ben buradayım. Gel bana daha da sarılabilirsin. Heh. Şimdi bak birlikte adım atalım. Bırakma. Aynı ayağımızda kaldım. Yok, bırakmayacağım, söz. Bak, hocam, söz veriyorum. Gel bir adım daha şöyle yanaşalım. Gel. Ver elini, ben tutayım istersen. Herkes gel, burada tutun. Pervane oluyor ama gel, şimdi burada önüne bir kadar gel. Sonuçta önüne kadar Esra, gel. Esra klinik psikolog. Şimdi o yavaş yavaş çözecektir, ben inanıyorum. Aynı ayağımızı aynı anda atalım, olur mu? Bu iyi mi? Tabii bir biz tane de öyle bile denesek bugün yeter. Gel. Bir taneyi at. Sadece bir tane. Bu zaten daha ilk ya. Gel. Gitme gel. Ha? Bana öyle böyle nasıl bak. Nasıl hissediyorsun şimdi kendini? Korktun mu? Bebeğim gel bu tarafa. Gel bu tarafa lütfen, böyle gel. Sen de gel. Ha. Nasıl hissediyorsun peki? Korkuyorum abla. Korkuyorsun. Şöyle bir şey yapalım mı seninle? Şu merdivene oturalım mı beraber? Şurasına oturabilir miyiz? Hadi gel oturalım beraber. Ha. Tamam. Ha. Bu yüksekliği ne kadardır acaba bu merdivenin? 30 santim falan değil mi? Ha. Peki oturunca güvenli olduğunu hissettin mi? Bu seni taşır mı sence bu merdiven? Taşır. Taşır değil mi? Ha? Peki çıktın, şu anda düşsen, bak bu kadar insan sana atlamak üzere hazırsın. Hani düşsen ve seni şu an kucaklamak üzere hazırız aslında. Biliyorsun değil mi? Şimdi düşmekten ve bayılmaktan korkuyorsun değil mi? Evet. Şu an ilaçlarını alıyorsun, bayılma riski yok. Ha. Evet. Aslında bir de bayılma da çok korku yapan bir şey. Yani bilincini kaybetmek çok nerede, korkutucu. Bedenime sahip olamıyorum, evet. Neredeyim, ne kontrol yapıyorum diye. Kontrol sende olmamasından korkuyorsun ama kontrol sende. Ne diyecekmişiz? Kontrol bende de. Kontrol bende. Evet. Daha güçlü söyle. Bağıralım. Kontrol bende. Kontrol sende. Kontrol sende. Evet. Ve hiçbir şey olmayacak. Bak, bir şey yapalım mı? Sadece şuraya çıkıp benimle sohbet edersen bence bugün için çok büyük bir yol almış. Evet, bir adımımız yeter. Bir adım. Ve bunu merdiven olarak düşünme. Zaten özellikle böyle seçtik. Burası çok geniş, çok sağlam. Evet. Şöyle yaparız. Üzerine oturabiliyorsun. Biz şuraya otururuz, tamam mı? Orada da oturalım sadece, tamam? Ha? Hadi gel bir daha, tamam. Deneyelim. Bana da tutun. Hadi bakalım. Dön şimdi böyle. Dön böyle. Hatta sen merdivene hiç bakma. Sarıl bana da. Sarıl. İyice sarıl. Ben çok güçlüyüm Duran. Hiçbir şey olmayacak. O zaman aynı adımla atalım. Aynı adımı at bakalım. Bir tane adımını sadece koy. At, çıkmanı istemiyorum. At, ben seni çekeceğim. Sadece adımını koy. Evet. Şimdi ben sen çıkıp çekeceğim. Sen çık. Ha. Hadi bakalım. Bir de ben çıkayım. Dur. Hayır. Yok yok, sen çıkma, tamam. Ama adımını koy. Gel, ayağını koymuştun ya, yine koy. Sen çıkma. Ben de çıkacağım şimdi. Tamam şimdi mı? Ben buraya oturayım. Ha. Sadece ben de çıktım. Sen oturmaya gel, tamam mı? Gel. Gel, sadece oturmaya geleceksin. Gel 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 gel. Ha, aferin sana. Gel bakalım. Bravo, gel bakalım. Bravo. Ha. Bak ne güzel yaptı. Evet. Şimdi ne de teslime biliyor musun? İşte yaptım de. Ben söyle. Senden daha güçlüyüm de. İyileşeceğim. Ben senden daha güçlüyüm. Evet. Herkes gibi rahat rahat merdiven inip çıkacaksın. Hayallerine kavuşacaksın. Ya ben o sesi duydum, muhteşemdi zaten. Şarkılarını burada rahat rahat söyleyeceksin. Şarkı söyleyerek merdiven çıkacak belki. Ha, evet. Şahane olur. Evet. Teslimi. Evet. Annesi gördün mü, annesi? Bak gel şuraya, gel annesi, gel yanıma gel, seni de göreyim, gel. Bak bir merdivenin başında oturuyoruz. Bir tane çıktık. Ve zorlamadan. Bir tane zorlamadan. Ha? Bence de çok güzel. Özür dilerim sizin böyle şey yapabiliyorsunuz. Hayır, özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bu ciddi bir şey. Biz bunun farkındayız. Bu bir rahatsızlık. Biz bunu biliyoruz. Biz burada çok şey yaşıyoruz. Bak bak bak, titriyor. Şimdi artık bunları evet titremeden aynen yapacak. Ne yapalım? Ha, ama o. Ama o. Da. Hadi bakalım. Deneyelim mi? Gel bir gidelim merdivenin yanına duralım en azından. Mustafa Bey şimdi ben seni şimdi indireceğim. Bunu ineceksin bir taraftan. Gel hadi bana bakalım. Şimdi beraber tamam. Ayağa kalkalım. Tamam. Çok yavaş. Çok yavaş. Hadi gel bakalım. Hop. Çok yavaş. Vallahi aferin. Bravo. Bu birazcık şeymiş. Anam buna biz bile tabii zor çıkarız. Mustafa seni şuradan tutman lazım. Bu kadar çıkarız lazım buna ya. Bak bir tane çıkıyor artık. Ha. Aferin bir tane. Hadi bakalım. Ya Mustafa da tutuyor. Bak Mustafa. Kendini çok zorlama ama bunu yapabileceğini bil. Hani orada bir tane yaptığımız gibi tekrar bir tane adım sanki atabilir. Sanki şuna çıkabilirsin gibi. Ha? Sadece bir tane sıkı yeter. Sıkı sıkı tut buradan. Mustafa tutuyorsun değil mi? Tutuyorum, tutuyorum. Bu sağlam bir merdiven. Siz gelin böyle istiyorsanız kendiniz denesin. Ben tutuyorum. Tamam. Ben tutuyorum, rahat olsun. Kendiniz denesin. Konuş kendi kendine.
Sen bunu yapabilirsin. Hadi kontrol bende de yine. Hayallerinin bir adımı bu. Öyle düşün. Hadi bir adım atalım. Teslimi hadi. Aslında şarkı söylemeye başlasın. Evet. Bravo. gel. Tamam. Şimdi birlikteyin. Vallahi çıkıyorsun. Bravo. Allah'ım. Maşallah. Allah'ım. Tamam. Başın dönüyorsa hemen indirelim. O zaman tamam, sadece şunu gör. İki adım attın bak. Hem de bunu. Vallahi aynen bunu ben de zor çıkarım. Gel. Tamam. Başın dönüyorsa hiç sorun değil. Gel. Tamam. Dön bana doğru şimdi. Sen ne kadar ilerlediğini farkında mısın? Ha? Emine. Evet. Ay Teslim'e Emine'yi aldı. Teslim'e. Ha? Evet. Bravo ben yapacağım. Vallahi. Yapacaksın. İyileşeceğim de zaten. İyileşeceksin tabii. Bu arada her yer merdiven ya. Hiç dikkat etmemiştim o kadar ama. Merdivensiz hiçbir şey bir yere gitmek yok. Peki asansöre binebiliyor musun? Ona biniyorsun çünkü o düz zemin. Peki nasıl hissettin şuraya oturduğunda, çıktığında? Bak oturduğum zaman bir şey olmuyor zaten. İçime hiçbir şey gelmiyor oturarak inince. Ama dik olduğum zaman korku geliyor. Ayakta ilerleyince. Şu sol ayağım zaten uyuşmaya başlıyor. Zaten başım dönüyor o da. Düşeceğini düşünüyorsun. Evet. Ki daha önce de düştün sonuçta. Çok düştüm. Baksana abla buram delindi. Oo. O zamanlar maddi durumumuzla tabii değildi. Şey yapamadık. Doktora bile gidemedik. Düşmüş, yanmış. Birisi neler boğazına bıçak dolamış. Hem de seviyorum diye böyle saçma sapan şeyler gencecik bir kızın başına gelmiş. Bir neler yaşadı bir izleyelim. Bak oradan nereye geldik şimdi. Buyurun. Allah'ım ne olur Allah'ım. Korkuyorum ne olur. Onun öyle bir korkusu var ki olmaz böyle şey dedirtiyor. Dur ne olur korkuyorum ne olur. Dur ne olur dur. 20 yaşındaki Teslim'e Ayten merdivenlerden ölümüne korkuyor. Ne olur dur dur. Tuttum kızım. Korkuyorum ya. Saçma sapan bir şaka genç kızın tüm hayatını alt üst etti. İlk başta korkuttular beni zaten. Korkutunca da epilepsi hastası olmaya başladım. Nasıl korkuttular? Ya bıçağı boğazıma dayadılar. Kim öyle vardı? Korktum. Ya yaşlı bir adam bizim komşu evin ardında. Ondan belli de hastalanıyorum abla. Yani şaka amaçlı mı yoksa kavga esnasında mı? Şaka amaçlı. Bıçağı boğazıma dayadı. 4-5 yaşlarındaydım. Yani ondan sonra zaten hastalanmaya başladım sürekli. Merdivenlerden düştüm. Sonra işte... Ya bu 4-5 yaşında bir çocuğun boğazına bıçak dayamak ne demek ya? Bu ne? Hiç olacak iş mi? Aynen öyle. Anne sen tanıyor musun bu bıçak dayayan kişiyi? Birçok onun yakıttı. İşte manfaat etti. Yaşlıydı. Öyle seviyordu yani çocukları öyle seviyordu. Çocukları bıçakla seviyordu. Bak belki de başka bir şey mi? Başka bir amacı mı vardı acaba? Bilmiyorum öyle seviyordu. Hep mahallenin çocuğunu öyle seviyordu. Bıçakla seviyormuş. Bıçakla. Öyle şah ediyordu, bıçak şey ediyordu. Öyle ya bir şeysin. Peki sen annesisin ne yapıyorsun sen? Çocuk öyle sevilir mi deyip elinden çocuğunu alsana. Ben yoktum. Sen yoktun. Görmedim. Bir şey söyleyeceğim Allah aşkına çoluğunuzu çocuğunuzu böyle sevdirmeyin. Özel bölgelerine dokundurtmayın. Böyle sevgi mi olur? Alacaksın çocuğu bir daha ne seni göreyim ne benim mahalleme gel diyeceksin böyle adam. Olur mu ya? Gerçekten bak çocuğun hayatına, şimdi genç kızın hayatına mal olacak şeylere sebep oldu. Ya biz çok dolandırdık ondan sonra bunu hastanelere ecik. Bu işte İstanbul'da bir hastaneye getirdik, özele getiriyor. Sen baştan engel olacaktın. Bu adam buna dokundukça, bunu gördükçe bu kız aynı şeyi hissediyor. Söylüyorduk Satin Hanım. Ne diyordunuz? Adamla küstük yani. Ne diyordunuz? Diyordu ben sevdim çocuğumuzu diyordu. Peki bıçakla nasıl sevdin demediniz mi? Diyorduk onu da söylüyordu. Ne diyordu onu? Ya biz komşu olarak seviyorum, her çocuğu seviyorum diyordu. Kim bilir kaç çocukta travma yarattı o zaman. Çocuklar da vardı, korkuyordu çocuklar Satin. Hep çocuklar korkuyordu adamdan. Korkmazlar mı ya? Bence bu işin içinde başka işler var da adam vefat etmiş. Şimdi ben ne diyeyim yani? Böyle adamlardan uzak utanıyoruz, korkuyorum, çekiniyorum. Komşudur, yok böyle bir şey. Böyle komşu olmaz olsun. Evet. Yani bir de yaşlı daha da sıkıntılı. Çünkü bazı i̇şte, şeyler de kafadan gidiveriyor yani. Düştü, burasını deldi. Maddi durumumuzdan götüremedik. Sen peki hatırlıyor musun amcayı? Demiyor muydun amca git diye? Korktum o zaten. Gerçi 4-5 yaşında kız çocuğu ben yani. Zaten sizin dediğiniz aynı şey diyor. O korkutmanın mutlaka bir amacı var. Böyle sevmek mi olur? Önceden korkutuyor. Tabii bütün canım. Mahallenin çocuklarını. Her istediğimi yapsın diye ondan sonra görüyor musun?
kötü niyetli çok. Ya lütfen böyle amcalardan çocuklarınızı fellik fellik kaçırın. Herhangi bir tarafına dokunduğu zaman yabancı birisi, göğüs bölgesine, kalça bölgesine, bak sizden başka kimse doktor dışında dokunmasın. Yani kimse kusura bakmasın ama doktorlarımdan duyduğumu söylüyorum yani. Dedesi böyle seviyorum, ben seviyorum falan derken başlar, amcası başlar. Sonra çocuk bunun ayrımına varamıyor. Demek ki buralarda sevilecek zannediyor. Öyle bir şey yok. Lütfen hani bu bir kişinin bile hayatını değiştirse şu program benim için büyük bir kazanç. Aynen öyle ya. Biz özel bölgeler için bir sürü şey çektik. Çocuklarınıza siz sahip çıkacaksınız. Bunlar çocuk. Böyle insanların yanına yaklaştırmayacaksınız. Bunlar da beni ayıplarmış. Şöyleymiş. Sen onları ayıpla. Yani hani bilinçli, en azından burada bilinçli olalım yani. Burada cehalete yer yok. Peki bu adam bunu yaptı. Korktun. Sonrasında tekrar bunu denedi mi yapmayı? Yok. Zaten ben korktum, kaçtım. Kaçtım, evin önüne geldim, bayıldım. Bir şey. Bu kadar korktun. Hı hı. Ondan sonra zaten ilerledi hastalığım. İlerledi, ilerledi, ilerledi. Daha önce böyle bir şey yapmış mıydı bu kişi? Ya şey yapıyordu, şaka yapıyordu, kaçıyordum gene ama o zaman tuttu beni, sıkı tuttu, bacağının arasını aldı. Boğazıma zaten direkt bıçağı dayadı. Ne dedi peki sana? Hatırlıyor musun? Seviyorum, o zaman seviyorum seni kızım dedi, şey yapayım, korkma dedi. Bıçak dayıyor. Bıçak dayayıp da seviyorum seni ne demek ya? Peki böyle bir yerlere dokunuyor muydu mesela koluna, bacağına, beline? Hatırlamıyorum. Küçüksün, hatırlamıyorsun. Peki eve geldin, orada bayıldın. Kim fark etti bayıldığını? Komşumuz Metin dayı diye biri. O fark etti. O kucağını aldı eve getirdi. Kız dur, sizden ben duyamıyorum. Dur Emine teyze dur. Kucağını aldı eve getirdi. Zaten. Bayıldığında anlattın mı böyle böyle oldu diye? Yok şey yapmadım. Söyleyemedim. Söyleyemedim. Sonradan bunu söylediğinde kaç yaşındaydın? O zaman 6 yaşına geldiydim. 2 sene sonra söyledim. Evet. Sonra bu amcayı görünce hep kaçtım. Zaten benim anneannem gördüydü, bağırdı sen çocuğa ne yapıyorsun diye. Ha, iyi bari, iyi bari biri çıkmış yani bulmuş. Annemin sizi. Annesi bağırdı ne yapıyorsun diye, şey yani değneğine yürüdü ona. Ha. Bir daha yanına yaklaştı mı? Ben kaçtım hemen. Bir daha yanına yaklaştım. Yok şey yapmadı. Başka çocuklara yapıyor muydu böyle? Ya evet yapıyordu ama onlar öyle benimki gibi yapmıyordu. Sana daha seni evet. Böyle sıkarak, sarılarak. Evet. Yine böyle bıçak dayadığı oluyor muydu? Evet evet. O çocuklar peki böyle gidip ailelerine şikayet etmiyor muydu? Ya bilmiyorum, onlar şikayet ediyordum etmiyordum bilmiyorum. Ama adam devam ediyordu yani. Evet öyleydi. Ya onların genlerinden geliyor zaten böyle korkutma amacıyla işte kendi ama torununa öyle yapamıyor. Tabii. Başka çocuklara yapıyor. Başka çocuklara. Ne diyeyim ya, yani Allah böyle adamlardan, böyle insanlardan korusun. Lütfen sizin de kulağınıza küpü olsun. Evet. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Dokundurtmayacaksınız yani. Peki teslime. Şimdi daha nasıl hissediyorsun kendini? Alıştın mı ortamada? Ha? Peki şimdi tabii Esra'ya da sorayım. Hı-hı. Acaba biz hani çok yanındaydık ya. Hı-hı. Biz biraz uzak dursak. Daha önce de buna çıkmıştın ya. Acaba diyorum biz yine merdiveni tutsak. Bir deneyelim mi bir daha? Bakalım. En azından bir adımı denesin. Tabii bir adımı evet. Deneyelim. Olur mu? Peki bunu yine ortaya getirelim. Dur. Birazcık bize müsaade et. Bunu şöyle ortaya getirelim. Şöyle yan çevirelim. Mustafa gel tut merdiveni yine. Gel sıkıca tut. Annem sen de gel. Heh. Bak biz her şeyle tutuyoruz merdiveni şimdi. Güzel. Tamam mı? Ben de çok yakınım zaten. Sıkı sıkı tutuyoruz. Kontrol merdiveni bende de. Merdiveni. Bağır teslimi. Hah. Hadi bakalım. Bravo. Tamam yok, hiç yapıyorum. Sorun değil. Orada kal. Konuşurken tamam. Orada kalır mısın benimle? Kalabilir misin? Ha? Bir daha dene çıkmayı. Oradan sohbet bak, edelim. Benim elimde bulta tamam. İstediğin zaman. Ha. İkinciye çıkacak. Tamam. Biliyorum İkinci. Çok zor senin için ama. Dur bakayım annesi sen yine tutmaya devam et. Ama bak Teslime sen bugün çok özel şeyler başarıyorsun. Farkındasın değil mi? Evet. Ha? Ben bu kadarını beklemiyordum senden bugün. Gerçekten. Seni en mutlu eden anını bana anlatır mısın? Yani en mutlu olduğun an. En mutlu olduğum an ben yani şey şarkı söylediğim zaman çok mutlu oluyorum şey orkestrayla. Şimdi söyleyebilir. Peki bir şarkı söylesin mi bize? Hadi söyleyerek çıksın. Ha? Söyler misin? Bak şarkıyı söylerken şurada söyler misin? Bir adım atıp söyler misin? Tutun. Tutun. Ha, bize doğru bak şimdi. Bize doğru bak. Bu tarafa doğru bak, izleyicimize bak.
Ha? Yok ben sıkıtıyorum. Tutuyoruz seni, tutuyoruz. Ama şarkı söyle madem. Hah, en evet. Mutlu olduğuna bu tarafa doğru bak. Hadi söyle. Tamam. Hah, madem sanatçı olmak istiyorsun kolay değil tabii. Hadi bakalım. Olacağım. Olacaksın. Olacak. Ha, sahneye çıktı şimdi. Hah. Teslime dur sahneye şimdi. Çıktı. Aynen. Bir bıraktık seni kendi haline, tamam. Hayran. Saçlarını öremedim, bir gününü göremedim. Şu dünyada muradıma eremedim, vah vah. Eremedim, vah vah. Eremedim, vah. Nurşaniye gündüz gece. Benim derdim nice nice, meğer hayat bir bilmece, bilemedim vah vah, göremedim vah vah, göremedim vah. Bir alkış. Hadi bir bakalım. Ara hemen geliyoruz. Bravo Tamer. Aferin sana. Valla biz sarmamızı, dolmamızı yaptık. Şimdi bu neydi? Turşu kavurması. Turşu kavurması. Lahana dolması. Karadeniz yöresinin en etli. Güzel, en özel güzelliklerinden bir tanesi. Seninki kaldı aşkım, onu yarına yapacağız. İnşallah. Yarına. Ama bravo, tebrik ediyorum. Bak 38 yaşında genç bir hanım kendine sosyal medyada bir yer edinmiş. Evet. Herkese tavsiye eder misin? Herkese göre değil ama. Bak ya. Yani oradaki yorumlara, ağır eleştirilere açık olmak kötüsü. Lazım. Onu kaldırabilen için buyursun gelsin. Buyurun gelin efendim. Biz yarın sabah hoş yine buradayız. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.